Hanımefendiler, beyefendiler, merakla, heyecanla ve sabırsızlıkla beklediğiniz ekranların lezzet dolu programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz başlıyor. TV8 ekranlarından herkese merhabalar. Hasret sona erdi, işte geldi. Buradayım ve de çok heyecanlıyım. Enerjik, renkli, iddialı, eğlencenin, rekabetin ve de gerilimin zirvede yaşanacağı Zuhal Topal'la Yemekteyiz. Bundan sonra hafta içi her gün TV8 ekranlarından evlerinize konuk olacak. Ve sıkı durun, 5 yarışmacımızın evlerine gidiyoruz. Bu 5 yarışmacımız tam 2,5 saatte bize en az 5 çeşit yemek yapacaklar ve cuma günü büyük finalde 15.000 TL'nin sahibi olacaklar. Ve de hemen sözü daha fazla uzatmadan yeni sezonun ilk yarışmacılarına buyurun göz atalım. Merhabalar, ben Oğulcan Yıldız. Herkese merhaba, ben Zübeyde Kütleveli. Merhabalar, ben Büşra. Ben Mustafa Gültekin. Merhaba, ben Özlem Çelik. 37 yaşındayım, 14 yıllık evliyim, 2 tane çocuğum var. 56 yaşındayım, İstanbul'da doğdum, İstanbul'da yaşıyorum. 16 yıldır bekarım, özellikle belirtiyorum bunu. Her bayan yemek yapar ama el lezzeti olmadığı sürece, bir de yemeğe sevgi katmadığı sürece zaten o yemeğin lezzetsiz olmaz. 2 yıldır evliyim ve aşırı kıskanç biriyim. Eşim de çok kıskanırım, çok da severim. Evde de son sözü ben söylerim. Tamam hayatım. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in ilk yarışmacısı için şu an Ataşehir'deyiz. Yarışmacımız Özlem için ve de... Yine yaptığınız yapacağınızı... Özlem Hanım, danışmaya lütfen. Merhaba. Aa, merhaba Özlem, merhaba. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben teşekkür ederim. Senin akrabalar mı? Komşularım. Ay komşular, komşular, komşular. Çok teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi Zuhal Topal'la Yemekteyiz an itibariyle başladı. Biz başlarsak böyle başlarız. Özlem'i alırım, evine çıkarım. Hadi yürü, gelin bakalım. Çok teşekkür ederim. Sağ Ben Özlem Çelik, 37 yaşındayım. 14 yıllık evliyim, 2 tane çocuğum var. Yarışmaya katıldığım için kendime çok güveniyorum. Güzel yemek yaptığımı düşünüyorum. Bu yarışmaya katılması için ben baskı kurdum. Artık hani kendini bir yerde göstermesini istiyordum. Bence burası tam yeri. 13 yaşından beri yemek yapıyorum. Çünkü annem çalışıyordu. Kardeşimle ben dışarıdan yemek zorunda kaldığımız için patates yemeğiyle mutfağa giriş yaptım. Yemekle ilgili bir sayfam var. Yemek tarifleri paylaşıyorum. Pandemiden önce sipariş alıyordum. Kesinlikle çok iddialıyım. Çünkü iyi yemek yapıyorum. Lezzetli yemek yapıyorum. Evet, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in ilk yarışmacısının evine geldik. Harika bir aile görüyorum karşımda. Hemen hoş bulduk diyorum. Hoş geldiniz. Evet, hemen hatırlatıyorum. İyi ki geldik. Özlem ilk gün yarışmacımız. Evet. Beyefendi, soldan sağa doğru lütfen tanıtınız. Ben gelin. Kardeşim Oğuzhan. Oğuzhan Bey, anne herhalde. Evet, anne, babam. Evet. Efendim, isminizi bahşeder. Filiz. Filiz Hanım ve? Benim isim de Ali, babasıyım. Ali Bey baba, ne karizmatik bir baba. Teşekkür ederim. Koltuklara sığmıyor. Maşallah, boy pos. Endam yerinde galiba. Evet, burası kimin evi Özlem? Benim evim. Evim. Senin evin. Aslında annemin evinde yapacaktın. Hemen kısaca anlatayım. Anlat. Annem çok titiz. Ay. Kaç gündür kendini yiyor. Niye? Nasıl temizleyeceğim? Orayı şöyle mi yapsam, burayı böyle mi yapsam?
Ama şimdi oldu mu bu ya? Sonra dedim ki anne en güzel benim evimde yapalım. Senin de gönlün rahat olsun. Rezil ettim. Annen neredeydi? O da şurada. Ay yakınmış zaten. İyi tamam. Çok titiz o yüzden çok dedim titiz. Burada yapalım. Evlisin. Evliyim. 14 yıllık evliyim. 2 tane çocuğum var. Kaç? 14. Maşallah. 37 yaşındayım. Aa güzel. Çok da yıprattılar aslında ama. Filiz Hanım ne diyor? Damat mı yıprattı? Yok. Damadım iyidir. Kim yıprattı? Ha? Kim? Annem, babam. Onlar artık böyle fazla karışırız. Hala karışıyor musunuz? Evet. En çok neyine karışıyorsunuz? Babası açık giymesine. Gece dışarı çıkmama. Gece dışarı... Evli beyefendi, çocukları var farkında mısınız? Çok aşırısına karşıyım. Kocası var, kocası var. Tatilde güneşlendirmez. Kocası tabii, olsa... Tabii, başımıza güneş geçer, soyuluruz, su toplarız, başımızda bekler. Ya! Sezonun ilk bayılması geldi ama bayılayım artık günde yani. Günde 10'da var, ararım kendisini. Neredesin, ne yapıyorsun? Daha bebek benim her şeyimde. Evet, ben onun bebeğiyim. Allah kolaylık versin. Kocadan değil babadan çekiyorsun hala. Aynen öyle. Anladım. Teşekkür ederim. Yakın mı oturuyorsunuz? Evet yakınız. Yani siz de buralardasınız. 200 metre. 200 metre. Çok güzel. Oğuzhan sen karışır mısın? Yok o aramaz ben... bile. Aa, bu da bir çok farklı. Çok fazla bir tabii. Alakan yok. Neden alakan yok? 3 ay görmesem bile aram sormam. Nasıl aile bir? Özlemediğimden değil. Neden? Unutuyorum ben. Öyle. Unutuyor musun? Ha doğru ya, benim aklıma bir kardeşim vardı. Dur ya ismini çıkaracağım. Hoş da bir kızdı o. Neydi o? Tatlı da bir şeydi ya. Neydi o? Özlem. Aklıma gelmiyor diyelim. 15 bin TL'yi kazanırsa görürüm bakalım. 15 bin TL. Evet bu arada hemen bir senin aracılığınla. Yani yeni sezon efendim, yeni kanalımız, yeni programımız, yeniliklerimiz, sürprizlerimiz de olacaktır mutlaka. Hemen müjdeyi veriyorum. Çok sevinecek yarışmacılarımız buna. Efendim yarışmacılarımızın 2,5 saati olacak. En az 5 çeşit yemek yapacaksınız. Ve de 15 bin TL'nin sahibi olacaksınız. Artık efendim puanlamamız şöyle olacak. Özlem ne oldu? Gizli mi? Al bastı yanaklarına. Hayır gizli değil. Açık oynama. Rahat ne güzel. Artık puanlar 1 ile 10 arası olacak. 1 var. 1 var evet. 1 var ama inşallah hiç görmeyiz biz o 1'leri. Yalan tabii ki göreceğiz ama mümkün mertebe az görelim diye umuyorum. Ve de hemen ilk yarışmacımızın menüsüne geçmek istiyorum. Hem bir de şunu sorayım. Neden yemek yarışması? Elin çok lezzetli. Bir aşçılık geçmişin var mı? Aslında eşim katılacaktı. Aa. Sonra Allah Allah süper. Sonra ben katıldım. Yani çocuklarıma hatıra olsun istedim. Aa hatıra evet. Olsun inşallah. Güzel yemek yapıyorum. Güzel yemek böyle yapıyorsun. Böyle bir internet sayfam var. İşte aa. Tarif paylaşıyorum. Gerçekten evet. Mi? Profesyonel olarak yapıyor musun? Hayır, yapmıyorum ama tarif paylaşıyorum. Kaç yani, takipçin var? 100 bin falan. Sen onu 200 bin düşün. Programdan sonra 200 bini bulursun. Ama iyi yemek yapıyorum yani. İyi yemek çok iyi yapıyorum. Neyi daha güzel yapıyorsun? Her şeyi. Yapamadığım hiçbir şey yok benim. Sıcak, soğuk, başlangıç, evet. Tatlı. Her şeyi. Vay iddialısın yani. Evet iddialıyım. 15 bin TL'yi alacağım mı? Alırım. Yani hakkımı yemezlerse alırım. Yerlerse bilmiyorum. Yedirtmeyiz canım. Benim puanım da var. Benim puanım da bu arada yani. Aynen. Biliyorsun. O yüzden ben hiç... Ne oldu? Kaval çıktı bir anda. Çay molası. Oh! Ben de diyordum bir Türk enstrümanı bizden bir şey ister, gönül ister. Oh! Kemençe de mi çalıyorsunuz? Onu çok beceremiyor. Ay çok iyi. Niye ya? Fena değil. Aa niye beceremiyorsun? Çok güzel. Oh kemençeler kavallara akordiyonlar. Çok teşekkür ederiz. Güzel oldu. Evet teşekkür ederiz. Ben sanatçı falan değilim. Ali Bey ne maharetler var. Ama sormadan ne yapıyorsun, ne yapıyorsun, dedene bekliyorsun, ne yapıyorsun? Çok haklısınız. Ben nasıl Özlem'in evet, babasına ne iş yapıyorsunuz? Şu anda evde oturuyorum. Tamam ben size hiç sormamışım o zaman. Şu anda emekli miyiz? Emekliyim. Nereden emeklisiniz? Emekli emniyet mevzusu bir başkomiserim. Komiserim. Başkomiserim. Saygılar. Bütün emniyet teşkilatımıza buradan sevgiler, kolaylıklar. Dualarımız sizinle. Çok teşekkür ederiz. Kaç yıl hizmet verdiniz efendim? 41 sene. Maşallah. Bir Ali Bey'e bir alkış.
Siz uzanmak ister misiniz? Biz çıkalım mı? Gerçekten sanki rahatsız ettik sizi. Sanki tam kestiriyordunuz da biz gelmişiz aniden. Nereden çıktı bunlar gibi bir haliniz var Fezi. Hadi gitsinler. Mata çok konuştu bu kadın. Hadi hadi yemeği memeyiz. Neyse söyleyin de kızım sen de aman. Sıcakta geldiler, yayıldılar. Yolda kavalını, sok kavalını. Ali şimdi nereden çıktı bir kaval bir mene? Kemençe aman bu adam da ha. Size de kaval çalar mı? Çalar ama annem çığlık atar. Yeter. Niye? Çalmamasını temenni ediyoruz ama. Adam canlı yayın falan açıyor. Ne diyorsunuz? Ama ne kadar güzel böyle bir babanız var yani. Evet. Şanslısınız. Ben kıymetinizi bilmiyorlar Ali evet, Bey. Maalesef. Kıymetinizi bilen başka çocuklarınız var mı? İki çocuk bu sadece. Hayır bir tane bir daha. Bir oğlum daha var. Aa o nerede? O İstanbul'da karşıda. O da karşıda oturuyor. Karşıda oturuyor. Evet harika. Kızınızın yemeklerini seviyor musunuz? Vallahi. Yeni sezonun Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in ilk menüsü geliyor. İlk yarışmacımız Özlem'den. Özlem bize neler pişireceksin? Mercimek çorbası yapacağım. Mercimek ama çorbası. Ama öyle şey yani daha böyle farklı. Ha. Böyle klasik bir şey değil. Güzel. İş köfte. Oo. Kuru biber dolması. Oo. Sonra bostan patlıcan yatağında bir mantarlı et. Oo. Beşamel soslu. Ana yemeğimiz olacak. Evet. Evet. Patates püresi. Güzel. Enginar salatası. Hiçbir yerde yememişsinizdir. Benim kendi tarifim çünkü. Ha, enginarı evet çok böyle sevemediğimiz için böyle değiştirdik. Evet. Tatlıya mı geldi? Salata enginar salatası. Enginar salatası. Çok severim salatayı da enginarı da. Evet. Şekerpare. Şekerpare. İlk gün menüsü bende büyük bir hayal kırıklığı oldu. Menü genel olarak ayrı ayrı düşündüğünde zor yemekler içeriyor. Fakat birbirleri arasındaki geçiş uyumsuz buldum. Denge birbirinin arasında zaten kuramam. Yani oradan içli köfte, kuru biber dolması, geç patates püresi, enginar salatası. Yani beni etkileyecek bir şey yok burada. Çok hayal kırıklığına uğradım. Şu menüyle inanın şu anda yerlerde sürünüyorum. İçinde zor yemekler var. Eğer hepsini kıvamında yaparsa olabilir. Ben bu menüyü 1,5 saatte hazırlarım. Soframı da kurarım. Bana göre çok basit. Evet şekerpareci menü çok güzel. İddialı bir yarışmacımız evet. var. İnşallah da 15 bin TL için bugün ilk kez programımızda Özlem yarışacak. Ama önce biliyorsun markete gideceksin. Evet. Hemen onu da araya ne kadar çok şey var konuşacak. Dur yeri geldikçe söyleyeceğiz. Bundan sonra sevgili yarışmacılarımız... yemekleri için bütün ürünleri ve malzemeleri marketten alacaklar. Dolayısıyla market alışverişi çok önemli. Aman ha hiçbir şeyi evet, unutma. Kesinlikle. Listeni yaptın diye yaptım. Düşünüyorum. Çok konuşturmazlarsa alacağım hepsini. Kim konuşturacak canım bizle? Ben varım işte bir tek konuşan. Başka da kimse yok. Var mı? Yok. Evet olabilir mi? Elbette. Her şeye hazır olacağız. Ve Özlem'i markete uğurlayacağız. Tamam. Ben sana iyi alışveriş. Kimseyi istiyor musun? Hayır tek gidiyorum. Peki sana iyi alışverişler diliyorum. Güle güle. Görüşürüz. Hadi hoşçakalın. Hiçbir şey unutmadan kapta gel mutfakta. Görüşürüz. Güle güle Özlem. Evet. İlk yarışmacımız. Ay ben de heyecanlıyım ha. Evet. Oo, bizim yandım. De 3 ay bir ara... Anne dur geç. Sakın düşme üstüme. Geç bu tarafa geç. Beni ortaya biz aldınız. Biz çıkalım mı? Gerçekten. Ben çıkacağım. Özlem hazır mısın? Hazırım. Market yakın. Hadi gidelim. Hadi hemen gidelim. Oğuzhan senin ev nerede? Biz beraber yaşıyoruz. Ya. Ha beraber sen bekar mısın? Bekar benim oğlum. Niye? Niye evleneyim? Aa, ne demek niye evleneyim? Ben yaş kaç? 33. Ama karta kaçacak bir süre kaçacak sonra. Kaçacak da ama anası üstünü başını temizliyor, giydiriyor, yemeğini veriyor. Siz mi giydiriyorsunuz? İyi, tabii. Yarışmacımız et siparişi için mahalle kasabına geldi bile. Merhaba. Hoş bulduk. Şimdi 1 kilo kuşbaşı istiyorum. Çok büyük olmayacak, çok küçük olmayacak. İlk defa kravat takmış kasap görüyorum. Aa, o hareketi nasıl yaptınız? Yani biz artık bu işin şov kısmıydı. Siz mahalle kasabı değil misiniz? Daha inceye başladık bu işe. Çok güzel bir et. İsminiz nedir? Cengiz. Cengiz Bey, bizi kravatla karşıladınız. Ben normalde de böyle çalışıyorum. Gerçekten mi? Çok temiz durmuyor bu. Yarışmacımız ana yemeği için dana kuşbaşı, içli köfte için kıyma alıyor. Sen neden evlenmiyorsun? Gerçekten takıldım. Başından bir nişan, söz, bir şey yok, geçti mi? Yok, yok. 0 kilometre. Ya, seveceği birini bulmak önemlidir. Beğenmez de şimdi bu. Ha beğenmez. Tabii, oldu tabii. Mu öyle ciddi ilişkin? Oldu. Ya şimdi işte biri diyor yok o temiz değil. Ya temizlik hastası. Yani şu an o kadar rahatsız ki ben görebiliyorum. Bizden? Ya etraf pislenecek diye... Ha etraf pislenecek. Yani biz çok temiz çalışıyoruz. Bakın herkesin ayağında galoşlar. Ben ayakkabılarımı sildirip de şey yapıyorum. Bizden yana hiçbir sıkıntı olmaz. Aa bak nasıl inceliyor. Hepinizin ayaklarına bakıyor. Galoşsuz olan yoktur inşallah aramızda.
market alışverişine neyle başlıyoruz? Bostan patlıcan. Alpay'cım nasılsın? Kim? Alpay. Alpay Bey, merhaba. Merhaba. Ya Alpay, limon nerede? Eyvah Özlem, sana kötü bir haberim var. Strese girdim. Son 17 dakika. Limon istiyorum, mantar. Sarımsak nerede? Ne? Sarımsak. Alpay, hiç dinlemiyorsun beni Alpay, çabuk. Kahve biberi aldım. Alpay, 1 kilo patates istiyorum. 2-3 tane domates istiyorum. Kuru biber içeride, mantar, limon. Kapya biber de aldım. Özlem, ama hiçbirini sen almıyorsun. Aldım ya, buraya atıyorum, onlar poşetliyor. Bu arada limon almadın. Alpay, limon koymayı unutma. Nihayet marketten içeri giren yarışmacımız önce ayçiçek yağı alıyor. Arabam nerede? Çekinin. Herkes ayrı bir odada oturuyor bizim evde. Herkesin ayrı bir televizyonu var. Çünkü o maç izler. O başka bir şey, ben dizi. Çok merak ettim. Ah buyurun, neye baktınız Ali Bey? Başka bir şeye bak. Bunun kabına baktım. Baba zaten çok çalamıyorum, boş ver. Sen kaval çal, zirvede bırak kendini. Kılıfına koyacaktım, kabına bulamadım. Kılıfını gördünüz mü Ali Bey'in? Orada. Orada, tamam. Kılıfı orada. Verir misiniz arkadaşlar? Bir şey olmasın da. Kılıfa bir... Bak bana takıntılı diyor. Anne takıntılısın, elinden gelse bizi çamaşır suyuna bastırıp makineye atacaksın. Çamaşır eve biri geldiği zaman ilk başta böyle bakar, bir inceler böyle temiz mi değil mi diye. Ben artık yapmıyorum. Özlem, nasıl rakipler bekliyorsun? Yani umarım uyumlu olurlar. Her yemeği eleştiren biri gelirse? Ay çok sinirleniyorum, yiyip ondan sonra eleştirsinler. Yoksa sıkıntı yaşarız. Rekabete inanıyorum, rekabeti seviyorum. Düşünsenize, evine gidiyorsunuz misafirliğe. Kendini savunmayan, pısırık, aman benim puanımı kırmasınlar, aman yüksek puan versinler. Ertesi gün başkasının evinde aslan kaplan oluyor. Çok garip, şaşırtıcı yani. İnsanlar ikiyüzlü olmamalı. Neyse o bence. Sert biri misin? Ya sert değilim ama dilim de sivridir. Bu sezonun ilk yarışmacısı sensin. Çok şanslısınız. Çıkın. Daha yemek yapacaksın, masa hazırlayacaksın. Sen bunları ufaktan geç ama bak sonra süreyi kapatıyorlar. Kahve içmek ister misiniz? Burada çok güzel kahve yaparım. Aa bak, Oğuzhan'dan da cevherler yavaş yavaş açılacağız. Yavaş yavaş, heyecan var. Olur valla, sen yapacaksan içerim Oğuzhan. Evet, buyurun efendim. Evet, yeni sezonun ilk mutfağına geçiyoruz. Ay çok heyecanlıyım. Siz buyurun, şey yapmayın arkadaşlar. Ben önden geçeyim. Filiz Hanım, ayakkabılarımı sildim. Ay benim için fark etmez, konuşuyor bunlar. Boş ver. Ali Bey, gelmek ister misiniz? Nereye? Kahve içelim mi? Arkadaşlarla buluşacağız. Siz, yani. siz buyurun. Siz de gelmeyecek misiniz? Siz buyurun, ben daha sonra uğrarım. Tamam, selam peki. Selam veririm size. Kavalınız orada değil mi? Tam burada. Tamam, hadi görüşürüz. Soda nerede, soda? Eyvah, soda yok. Alpay, ama hiç bana yardım etmedin. Süleyman'ı verdin benim başıma. Özlem, içeceklerin eksik. Çok ters rakiplerin var. Bence şalgam da al. Aa, gerçekten mi? Şalgam alacak mısın? Eyvah, şalgam acı tatlı. Acı olsun, acı. Ver Alpay. Hadi çekilin. Son 7 dakika Özlem, çabuk. Yeni sezonumuzun ilk yarışmacısı Özlem market alışverişini tamamlıyor. Bu arada gerçekten şalgam alacak mısın? Ay ne bileyim, siz daha dediniz şimdi, adam şansıma ister. O içmezse sen içersin. Limon verdin mi Alpay? Aldık. Hadi listeni kontrol et. Soğan, sarımsak verdin değil mi? Patlıcanı da aldın. Unuttuğun bir şey var. Aa çekil. Ne unuttun? Krema nerede? Süt. 2 tane. Ay inanmıyorum. Aldım tatlım, sen zaten hala sarımsaksa. Özlem, unuttuğun bir şey daha var. Vallahi bir şey mi unuttun? Evet. Normalde söylemem ama yeni sezonun ilk günü olduğu için söylüyorum. Ekmek. Aa! Koş Özlem, koş. Aa, hakikaten. Aa, dur, kafam durdu. Beyaz ekmek almama gerek yok herhalde. Kimse zaten yemiyor. Beyaz ekmek muhakkak al, kesin isterler. Ama yemiyorlar ki, yazık. Al sen, al. Vallahi şu an hayatım kurtuldu, ekmek, ay. Sezonun ilk alışverişini yapan yarışmacımız hemen ödemesini yapıyor. Bitti mi? Bitti. Yetiştin mi? Son 3 dakika, çabuk. Teşekkür ederim. Market torbalarını alan Özlem menüsünü hazırlamak için hemen mutfağa dönüyor. Yalnız annede böyle hafif bir... Nasıl şimdi doğru kelimeyi seçmeye çalışıyorum. Böyle biraz takıntılı mı? Böyle... Sayayım mı? Saysana. Memnuniyetsiz. Evet. Takıntılı, sinirli. 3 tane. Ha güzel. Yalnız aynı evde yaşıyorsunuz biliyorsunuz değil mi annenle? Evet. Bundan sonrası da var hayatında. Biz burayı, gideceğiz biz bir gün. Burayı izletmeyiz. Oğuzhan'ı montaja alın arkadaşlar. Ona bir izletin çektiklerimizi de. Memnuniyetsiz. Evet. Takıntılı, sinirli. 3 tane. Burayı izletmeyiz. Anladım peki. Yemekleri nasıl? Yani güzel. Ablam yani... daha yemek yapıyor.
Aa, duymamış olayım. Özlem yemeklerini daha beğeniyorsun. Ya şimdi Özlem'de şöyle bir şey var. Mesela atıyorum ilk internetten bir şey gördü. Tek denemede onu yapabiliyor. Aa. Gayet lezzetli bir şekilde. Annen yapamıyor mu? Annem yapar da birkaç kere denemesi lazım. Koş Özlem çabuk. Hırslıdır. Hmm. Hakkını arar. Kendini ezdirmez. Tabii yani biliyorsunuz bu programın fıtratında var eleştirmek. Bazen haksız yere eleştirmek, bazen haksız zil çalıyor. Ben bir kapıya bakayım. Hadi bakıver Oğuzhan'cığım, teşekkür ederim. Ben VIP 5 yıldızlı restoran hizmeti görmek isterim. Sunumundan, tabakların düzeninden, lezzetinden bunu almadığım takdirde benim için o yemek yemek değildir. Evet, Özlem hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, sen istersen üstünü başını değiştir, elini evet. Yüzünü yıka da gel. Hemen sezonun ilk anonsunu bir geçmek istiyorum. Türkiye'nin her yerinden, İstanbul'dan, şu an İstanbul'da başladı çekimler ama biliyorsunuz inşallah ilerleyen günlerde şehir dışı çekimlerimiz de olacak. Hadi. Ama yani Oğuzhan. Heyecanlandım. Neyi düşürdün? İnşallah yumurta murta neyse konserve toparla. Sıkıntı. Şan olsun orta yerinde. Başvurularınızı tv8başvuru.com adresinden, tv8başvuru.com adresinden yapabilirsiniz. Hemen orada arkadaşlarımız değerlendirecekler başvuruları. Biliyorsunuz artık her yaştan, her cinsten yarışmacımız olacak. Kadınlar, erkekler. Bu arada yarışmacılarımızın markete yarım saatleri olacak. Yemek pişirme süreleri yine 2,5 saat. Fakat en az 5 çeşit yemek bekliyoruz. Özlem'in kaç çeşidi vardı ya? Bayağı bir saydı bir şey. İsterseniz ben söyleyebilirim Zuhal Hanım. Ah merhaba. Merhaba Zuhal Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Yeni katıldınız ekibimize. Evet, yeni katıldım. Hayırlı uğurlu olsun, aramıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Var mı tecrübeniz daha evvel yemek programlarından falan? Çok tecrübeliyim Zuhal Hanım. Ha, yemek konusu mu televizyon? Tam 2 hafta yemek kursu aldım. Gerçekten mi? 2 hafta çok kısa değil mi? Niye öyle arkadaşım kısa sürede eğitim edin? Olur mu Zuhal Hanım? Artık Türk ve dünya mutfağına çok hakimim. 2 haftada? Evet. Allah Allah, nasıl bir yetenek. 2 haftada ancak bıçak kullanmayı öğrenirsin ya. Zuhal Hanım, mesela burada bahsedilen tüm yemekleri biliyorum. Zaten Özlem'in de 7 çeşit yemeği var. 7 çeşit. Bak ben şimdi memnun oldum böyle bir arkadaşın aramıza katılmasına. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşım. Hoş geldin aramıza. Teşekkür ederim Zuhal Hanım. Yani yemek programında yemek eğitimi almış birisi kamera arkasında yarışmacılarımıza ve bize yardımcı olacak. Var mıydı bana karşı bir hayranlığı? Size herkes hayran Zuhal Hanım. Teşekkür ederim. Gel. Hoş geldin Özlem. Bak Oğuzhan senin için her bir şeyini çıkarttı. Ay, bak teşekkür bakalım. Ederim. Bir çek et bakalım. Tamam. Tamam mısın? Ben zaten. Tamam. Evet. Süper. Önlüğünü takacaksın mı? Hayır, takmayacağım. Hadi önlüksüz çalışacaksın. Böyle diyorsun, evet. Rahat rahat. Peki sen ne zaman hazırsan başlatacağım haftanın, daha doğrusu yeni sezonun ilk 2,5 saatini. Hazır mısın? Hazırım. Hadi 2,5 saatin başladı. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Rahat gitsin. Evet. Bol şans. Zuhal Topal'la Yemek Dizisi'nin ilk yarışmacısının ilk 2,5 saatini başlattım. 7 çeşit yemeği var ilk yarışmacımız Özlem. Efendim olsa ay oradan ya. Ben gidebilir miyim? Nereye gidiyorsun? Kahveni içmedin daha. Otur. Otur şuraya. Evet, defterim. Evet, bunun defterin. Alışveriş tamam. Evet, alışveriş tamam. Hiçbir şey unutmadım. Yok, gördüğüm kadarıyla maşallah bol bol. Unutturmaya çalıştılar ama unutmadım. Yeni sezonun ilk yarışmacısı Özlem, içli köftenin iç harcı için hazırlık yapıyor. Neyle başladın bu arada? İçli köftenin içini yapmadan buzluğa atmam gerekiyor donması için. İçli köfteyle başlıyor. Özlem çok iddialı. Ben kendime çok güveniyorum. Asla rakip tanımıyorum. Bu yarışmanın birincisi benim zaten. Lezzetlerime de güveniyorum, sunumlarıma da güveniyorum. Elim de çok hızlı. Sence menünü nasıl bulacak diğer yarışmacılar? Ay çok merak ediyorum diğer yarışmacıları da. Zuhal Hanım, ilk hafta yarışmacılarımız birbirinden enteresan. İddialı mı menüler falan? Menüleri bilmiyorum çünkü. Gerçekten çok iddialılar Zuhal Hanım. Benden iddialı var mı? Var mı benden iddialı var mı diyor. İsterseniz size bir tüyo verebilirim. Hadi ver. Mesela bir yarışmacımızın menüsünde panzanella salatası var. Buyur. Panzanella. Panzanella. Evet Zuhal Hanım. Hmm. Peki bana bir yardım edebilir mi? Ben bunu yapamadım. Senin evin değil mi? Senin robotun rondon değil mi ya? Oğuzhan yardım et. Aslında değil. Ay, sakin adamsın. Bir şey söyleyeceğim. Ne gamsız insansın. Ben aslında şöyle soğan doğrayamıyorum. Soğana alerjim var. Hazır soğan kullanıyorum normalde. O yüzden robotta tabii. Doğranmışı satıyorlar mı? Tabii. Aa. Evet, normalde onu kullanıyorum. Ben bayağı geri kalmışım. Alerjim olduğu için doğrayamıyorum. Aa, ama şey, o yüzden şu an onu çalıştıramadım. Bir şey tak, bir gözlük müzik istersen. Oğuzhan da çalıştıramadı Zuhal Hanım. 2 hafta yemek kursu aldım. İsterseniz ben soğan doğrayabilirim. Güzel. Yaptın mı? Yok, bozuk bence. Bozuk mu? Bence yani. Bozuk değil, yapamadı Zuhal Hanım.
Yoksa yapamadığın için mi soğan alerjin var dedin? Yok artık ayol. Alışverişte de çok panikti Zuhal Hanım. Önce yürüyerek başladı. Ben yetiştiririm dedi ama sonra çığlıklar atarak devam etti. Ama bir şey söyleyeceğim, aslında biraz sebebi şeydi. Kılıç kalkanlı kasap. O beni biraz oyaladı. Kasabımız kılıç kalkan ekibi gibiydi. Sağında solunda bıçak vardı. Hem de kravatlıydı. Gerçekten çok şık bir kasaptı. Bu gözümü canlandırmaya çalışıyorum. Sen tanımıyor musun kasabı? Bu halini tanımıyorum. Yani bu halini ben hiç görmedim. Sizin için özel mi giyindi acaba? Sen herhalde bir gün evvel söyledin geleceğim etmet falan alacağım diye. Evet. Takım elbise biraz şey olmuş ama ne güzel bak. Ay kaldım öyle haza beyefendi. Eskiden biz öyleydi Oğuzhan'cığım. Taksim'e falan çık. Kılıç kalkan değil de takım elbise giyer. Ben giymezdim de erkekler giyerdi. Takım elbiseler, hanımlar tayyör. Kelime anlamını bilmiyorum. Did you mean tayyör? Yok değil mi? Çıkmadı. Ne yapıyorsun Özlem? Bir özet geç bakalım. İçli köftemin içini yapıyorum. İçli köftenin içi. Aha, evet. Hemen dondurucuya atmam gerekiyor dağılmasın diye. Hemen arkasından... Haşlama mı yapacaksın, kızartma mı? Hayır, kızartma yapacağım. Kızartma yapacaksın. Antep usulü. Evet. Evet. Biberlerimi haşlayacağım. Zuhal Hanım, rakip yarışmacılarımızdan aldığım haberler hiç iyi değil. Özlem'in mercimek çorbasını çok iddiasız bulmuşlar. Siz mi mercimek çorbası mı? Mercimek çorbası çok basit bir şey. Lokanta usulü mercimek çorbası mı nedir? Bilmiyorum, bu bir davet sofrasında verilecek bir çorba değil. Mercimek çorbası. Ekstra olarak ne yapılabilir ki burada? Yani burada içine ekstra lezzetlendirmek adına ya tavuk suyu ya et suyu gibi bir şey kullanabilirsin. Onu da bulyon mu yapacak yoksa gerçekten hazır yani gerçeğini mi yapacak? Ona dikkat ederim. Bir şey söyleyeceğim, aslında ben pazılı yoğurt çorbası yapacaktım ama pazı yoktu. Ha, pazı yok. Pazı bulamadım. Yoğurt çorbası pazı yapsam... Pazı görmek ister misin? Özür diliyorum. Sezonun ilk... Çok iyi, ne kibar insana. Şey de yapmıyor çocuk kendini. Evet, hazır olacaksınız. Ben böyle şeyleri seviyorum, böyle kelime esprilerini falan. Sen görmedin pazı dedim de. İçli köftenin iç harcına girecek cevizleri doğrayan yarışmacımız bir yandan da kuru biber dolması için hazırlık yapıyor. Zuhal Hanım, gerçekten bu hafta çok çekişmeli geçecek. Hmm. Yarışmacılarımızın üçü kadın, ikisi erkek. İki erkek, üç hanım yarışmacımız varmış. Yarınki yarışmacımız Oğulcan Bey. Oğulcan Bey. Oğulcan Bey evli ve 2 yaşında bir oğlu var. Aa maşallah, Allah bağışlasın. Oğulcan Bey çok iddialı. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Herkes çok iddialı ama hiç kimse benim kadar iddialı değil. Birinci belli. İkinci kim olacak? Üçüncü gün yarışmacımız Zübeyde Hanım. 56 yaşında. İstanbul Bebekli. Ayrıca Türkiye'nin ilk reklamcılarındanmış. Maçımız Bebek'te mi oturuyor? Evet, Bebek'te oturuyor. Bebeğe gideceksek bir çeyrek altın alalım. Duygusal davranmaya gerek yok. Bu bir yarışma. Bütünüyle yarışıyoruz. Bunu yine söylüyorum. Sunum, karşılama, üst, baş, giyim, kuşam, güler yüz, yemek, lezzet, sofra düzeni, hepsi bir bütün. Ben hepsini eleştireceğim. Zuhal Hanım, 4. gün Büşra Hanım yarışacak. Büşra Hanım 29 yaşında, evli ve 9 yıl mağaza müdürlüğü yapmış. Oo güzel, yarışmacı iddialı. Ama bana biraz sinirli gibi geldi. Yani ben kiloma dikkat ediyorum, fiziğime dikkat ediyorum. Bu kadar yemeği orada yağlı bir şekilde, işte bostan patlıcan, içli köfte, biber dolması, mercimekte işte yağ var üstünde, hep bütün yağlılar bir arada. Yani ben fiziğime dikkat eden biri olduğum için şu anda karışık buldum menüyü. Final günü yarışmacımız Samsunlu Mustafa Bey, 48 yaşında. Çok iddialı, hiçbir kadın eline su dökemezmiş. Allah Allah. Özlem Hanım, duydunuz mu? Dinliyorum, menülerini göreceğim, ona göre konuşacağım. Hmm. Diyorum ya, ben gerçekten beğenirsem yerim. Kadınlar benim rakibim olmaz çünkü ben... Bayanlarla yemek konusunda yarışmayı sevmiyorum. Ben yaptığım yemek bayanlardan daha üstün olduğunu biliyorum. Kendime çok emin ve güvendiğim için onlarla pek yarışmayı tercih etmiyorum. Bunu buzluğa koymam gerek. İstersen bana ver, ben koyarım. İçli köftenin içi bitti bile. Evet Özlem, bir özet geç, neler yaptın? İçli köftenin içini hazırladın, onu hazırladım. Şimdi yolladık. Dolmamın içini hazırlıyorum. Evet, ne dolması yapıyorsun? Kuru biber. Kuru biber. Zeytinyağlı herhalde. Zeytinyağlı, evet, nar ekşili. Kaç dakika geçti? Zuhal Hanım, inanmayacaksınız ama şu ana kadar geçen süresi tamı tamına 25 dakika. 25 dakikan gitmiş Özlem, nasıl evet, gidiyor sence? İyi gidiyor. Şey, rondomu çalıştıramazsam iyi gitmeyecek ama artık. Çalıştıramıyorum çünkü. Soğan doğrayamıyorum. Ver bakayım rondomu.
Ay, gözyaşları içerisinde, duygu dolu bir mutfak. Ciddi bir alerjim var çünkü. Zuhal Hanım, siz yaparsınız. Eyvah! Rondo çalışacak mı acaba? Evet, ilk günden mutfakta kriz. Rondo çalışmıyor. Çalışması lazım. Ah, tamam. Süper. İlla benim elimdeyecek. Aa, teşekkür ederim. İlla. Ne demek, rica ederim. Evet, çalışıyor. Süper. Nerede soğanlar? At, at da çekivarım bari. Elime mi yapışır? At, at, at ben çekeyim. Hepsini doldurma. Heh. Zuhal Hanım, tatilde de yemek yaptınız mı? Yaptım. Bir bakalım. Oh, tamamdır. Bak teşekkür bakayım. Teşekkür ederim, süper. Çok okay teşekkür midir? Ederim, evet. Tamam, rica ederim. Artık bana müsaade. Sana kolay gelsin. Seni rahat bırakayım ki güzel güzel teşekkür çalış. Ederim. Hadi bol umarım şans, isterim. Canlı gönülden. Olun, ne yapacaksın kazarsa 15 bin TL'yi bu arada? Ne yapacağım? Tatile gideceğim. Oh, çat çat evet, çat. Çocuklarım alıp tatile gideceğim. Kuruş verme. Yok, onlar bana dokunmaz zaten. Çocuklar alıp tatile gideceğim. Tabii, kötü dönemler yaşadık biz ailece. Gidersin, gene gidersin. Hiç üzülme. Yok, tatile... ameliyat falan oldum, o yüzden gidemedim. Geçmiş şimdi tekrar ameliyat olacağım. Ondan sonra çocuklarım alıp tatile gideceğim. Ne ameliyat oldu? Meme kanseri. Şimdi takar mısınız? Çıktı. Aa, çok geçmiş olsun. Teşekkür bilmiyorum. Süresini ederim. Durdurdum. Süreyi durdurduk Zuhal Hanım. Meme kanseri oldun, çok geçmiş olsun. Belli değil aslında daha. Yani oldum diye ameliyat oldum. Meme kanserisin diye ameliyat ettiler beni. Biyopsini falan yapıldı. Biyopsinde kanser çıktı. Sonra ameliyatta kanser değilsin dediler. Biyopsin karışmış olabilir dediler. Sonra biyopsiyi DNA testinde bitirdiler. Çıkaramadılar. Hasta mıyım değil miyim şu an onlar da bilmiyor. Neler yaşamışsın, çok büyük geçmiş olsun. Evet evet. Şimdi o yüzden tekrar ameliyat olacağım. Memenin yarısını alacaklar. Ne kadar zor bir durum, Allah yardımcın ol. Çok geçmiş teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Daha da belli değil ama. Değil, hala değil. İnşallah da değilsindir. Yani hastaysan zaten zaman geçiyor, tedavi olamıyorum. O yüzden gerçekten böyle... çok şaşırdım ve çok üzüldüm. Ama inşallah değilsindir. İnşallah. Dualarımız, temennilerimiz o yönde olsun. Vardır bir hayır, yani baş edebilirim diye düşünüyorum zaten. Tabii ama ki, hani tabii ki inşallah. Şey önemli, artık bir an önce var mı yok mu? Tabii belli olması lazım, o bu çok önemli bir şey. Yani tabii ki her zaman söylüyorum, bütün kadınlarımızın kendilerinin de kontrollerini yapmaları lazım. Ve de onun dışında da tabii ki doktora gidip gerekli testleri, mamografilerimizi çektirmemiz gerekiyor. Bütün kadınlar için geçerli bu. Buna rağmen çıktı. Bu. Ben pimpirikliyim, 3 ayda bir gidiyorum. Düşün. Geçmiş olsun diyeyim. Sağ olun. Hadi yemeğe konsantre tamam, olalım. Tamam, başlamadınız değil mi? Hayır. Süreni durdurmuştuk. Oğuzhan teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Bir de defterimi alabilir miyim ya? Defterini verin. Çıkartın defterini. Defterler bitecek. Bizde her şey belgeli. Evet. Al. Defter var burada. Defter. Kendi öyle. Hariçten gazel hükümüz. Kendi defteri. Kendi kolay gelsin. Bol şans diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Tamam hadi. Evet bakalım. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in ilk yarışmacısının performansı nasıl olacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz için birazdan sofra başında hanımlarla ve de beylerle buluşacağız. Çok merak ediyorum. Bol şans diliyorum. Teşekkürler. Hoşçakalın. Hemen başlayalım. Kardeşin Oğuzhan da gittiğine göre baş başa kaldık Özlem. Şimdiye kadar neler yaptın? İçli köftemi hazırladım. Kuru dolmanın içine neler koyuyorsun? Baharat, artı mor reyhan kullanıyorum. Peki her şey istediğin gibi gidiyor mu? Yani gidecek, gidiyor. Kuru dolmanın iç harcı için yıkanan pirinçlere salça ve baharatlardan sonra nar ekşisi ekleniyor. Kuru dolmanın içi için neler kullandın? İyi hatırlattın çünkü ben mor reyhanı unutmuştum. Aslen nereliydin? Giresunluyum. Özlem, senin internette 100.000 takipçin mi var? Evet. Nasıl yemekler yapıyorsun? Yani orada aslında pasta, kurabiye tarzı şeyler daha çok yapıyorum. Pastaların meşhur mu? Güzel yaparım ya. Kurabiyelerim, keklerim falan çok iyidir. O zaman tatlı olarak neden şekerpare seçtin? Şekerpare, bunun üstüne iyi gider diye düşündüm. Şekerpare çok basit. Benim 15 dakikada yaptığım bir tatlı. Yani işte kızım anne ya şekerpare olsa yesek dediği zaman mutfağa gidip 15 dakikada yaptığım bir tatlı. Bu menüyle zaten ben buraya hayatta çıkmazdım. Böyle bir hata yaptıysam da eğer kesinlikle başka bir şeyle tamamlamak isterim bunu. Ben bunu menü demem hayatta yani. Kuru dolmanın iç harcı için yıkanan pirinçlere salça, kuru nane ve sumaktan sonra nar ekşisi ekleniyor. Bir yerden öğrenmedim aslında, bu sosu kendi fikrimdi. Pişerken normalde dolmanın üstüne işte sumak sonradan 10 dakika kala koyulur ekşi olsun diye. Ama böyle piştiği zaman ekşisi daha güzel oluyor. Dolmanın içine de giriyor. Şimdi ne koydun? Sumakta reyhan koydum. Kaç yaşında yemek yapmaya başladın? 13 yaşındaydım. Yarışmacımız doldurduğu kuru dolmaları ekşi sosun bulunduğu tencereye yerleştiriyor. Gözüm kapalı yaparım bunları ya gerçekten. Benim için hiç yani kuru dolma falan
Anlık ya, 15-20 dakikalık iş yani. Onu yaparken ötekini hazırlarım falan. Öyle çok önemli yemekler değil yani. Özlem, fırında biber mi pişiriyorsun? Evet, onlar enginar salatası için. Tencereye yerleştirilen kuru dolmaların suyu ayarlanıyor. O koyduğun nedir? Dolma taşı, dağılmasın diye dolma taşı. Bu arada enginar salatasına mı geçtin? Evet, evet. Böyle doğruyorum. Haşlayacağım bir 5 dakika. Salatayı da tamamlamaya çalışan Özlem, doğradığı enginarları haşlanmaya bırakıyor. Enginar salatası. Hiç tercihim değil. Yani ne yapacağım ekstradan? İçine kırmızı biber kesinlikle isterim ama közlenmiş olmasını isterim. Ona dikkat ederim. Garnitür koyacak, garnitürü hazır alacak zaten. Enginarı ben sevmem. Salatasını hiç yemedim. Yiyeceğim bir lezzet de değil. Yeşil bir salata yapsaydı daha mantıklıydı. Tatlıya geçen yarışmacımız şekerparenin hamuru için irmik ve una yumurta kırıp ayçiçek yağı, kabartma tozu ve vanilin ekleyip hamur yoğurma makinesinde karıştırıyor. İstenen kıvama geldikten sonra eliyle şekil vermeye başlıyor. Şekerpareye fındık da koyacak mısın? Fındıklı yapmıyorum. Üzerine yumurta sürüp çatalla şekil veriyorum. Kaçar tane yapacaksın? 2. Şekerpare hamuruna elde şekil veren Özlem tatlısını tepsiye yerleştirmeye başlıyor. Sen adaletli olacak mısın? Kesinlikle. Kimsenin hakkını yemem. Yani bana bir puan bile verse, eğer gerçekten yemekleri güzelse ben onun hakkını yemem. Ama benim yemeğim güzelse, bana kötü puan verdiyse o zaman da affetmem. 100 bin takipçim var. Şekerpareden sonra neye geçtin? Mercimeğe geçtim. O mercimek farklı görünüyor. Sarı mercimek, restoranda yediğiniz mercimek çorbaları var ya, ondan yapıyorum. Tepsiye yerleştirilen şekerpareler fırına girmeden önce üzerine yumurta sürülüyor. Yarışmaya katılmayı kim istedi? Eşim katılacaktı. Sonra bir anda hiç anlamadım, ben baktım buradayım. Salata için fırında közlenen kapya biberlerin kabukları temizlenmeden önce soğumaya bırakılıyor. Özlem, şimdi ne yapacaksın? Şimdi tatlının şerbetini yapacağım. Şerbetin ölçüsü nedir? 5'e 5. Şekerpare için hazırlanan şerbet kaynamaya bırakılırken çorba için mercimekler yıkanıyor. Özlem, mercimek çorbasına neler giriyor? Tereyağı, un, zerdeçal. Restoran türü mercimeği özellikle mi seçtin? Evet, klasik mercimeklere göre çok daha lezzetli oluyor. Acaba nasıl sunacak? O da önemli. Sunum da önemli. Yani ben mesela kurutonlu süzme mercimek çorbası olabilirdi. Tereyağını için kullanıyorsun? Un kavuracağım. Hangi yemek için? Mercimek çorbasının ununu kavuracağım. Çorba için tereyağında kavrulan una yıkanan mercimeklerle birlikte su ekleniyor. Ardından karıştırma işlemi başlıyor. Özlem, düğünde kaç bilezik taktılar? O benim yaram. Nasıl yani? Kaynanam beni izliyorsa. Yoksa hiç takmadı mı? 3 tane taktı. Hem de senin gibi bir geline. Evet. Çok az değil mi? Az tabii. Çok kavgasını ettik ama. Ama bir şey söyleyeceğim. Benim de hiç öyle altınla şeyle. Çok da. Hangi gelin altın sevmez ki? Ben. Ya taksaydı evet iyi olurdu ama. Bu arada çorbaya ne kattın? Zerdeçal koydum. İçli köfteye devam eden yarışmacımız dış harcı için bulgura, tuz ve sıcak su ekledikten sonra istediği kıvama gelene dek karıştırıyor. Şimdi ne koyuyorsun? Un koyuyorum. Ne kadar koyuyorsun? 1,5 su bardağı un koyacağım. Ama çay bardağı kullanıyorsun. Ay çay bardağı. Ben bunu sayfada da çok yapıyorum. Bana mesaj atıyorlar. Yanlış yazdın, düzelt. İçli köftenin dış harcı için üzerine un ve yumurta eklenen ıslak bulgur hamur yoğurma makinesine alınıyor. Ardından püre için patates soyuluyor. İçli köfteyi elinle mi yoğuracaksın? Evet. Peki ne kadar yoğuracaksın? 2 dakika. Bakalım sakız gibi olacak mı? İnşallah çok güzel olacak. İçli köftenin püf noktası hamurunun sakız gibi olması mı? Kesinlikle ve içinin donmuş olması. İçi donmazsa eğer içli köfte patlar. İçli köftenin dış harcına az su ekleyen yarışmacımız yoğurarak sakız kıvamına getirmeye çalışıyor. Şimdi ne yapacaksın? Tatlımı çıkarıyorum. Bakalım tatlı nasıl oldu? Bu arada ben dolmayı koyalı ne kadar oldu? Dolmayı koyalı 45 dakika oldu. Oldu mu, tamam. Şekerparenin biraz hamur olması gerekiyor. Yumuşak bir tatlı. Yani yoksa kurabiye gibi olacak. Kurabiye mi yaptın diyecekler. Fırından çıkan şekerparelerin üzerine şerbeti döken Özlem tatlısını tamamlıyor. Yani ben basitliğine falan girmiyorum. Yani hiçbir yemek basit değildi. Bir yemek vardır ama bu yemeğe yanına şekerpare yakışmaz. 40 yıllık eşi dostu akrabası çay ziyaretine yemeğe akşama geliyormuş gibi son dakika aramış da bize bir şeyler hazırlar mısın demiş gibi sanki ya. Hiç özen yok.
Şimdi neye geçiyorsun? Şey, ana yemeğe. Ana yemeğimiz neydi? Bostan patlıcan yatağında mantarlı et sote diyeceğim. Eyvah! Gitti güzelim etler. Ne olacak şimdi? Yeter, kalanı yeter bize. Al onları hemen al. Alıyorum. Ana yemek için dana kuşbaşı etler mühürlenirken üzerine sarımsak rendeleniyor. Evet, sarımsak rendeledim. Şimdi mantarlarımı yıkamam gerekiyor artık. O patlıcanı beşamelle birleştirmekle hata etmiş. Lezzeti kırdı. Ne patlıcanın tadını alabileceğiz ne mantarın tadını alabileceğiz. Mantar da önemli. Onu limonlu suya koyması lazım. Mantar da böyle bembeyaz olacak onun içinde. O da çok önemli. Özlem, şu anda ne yapıyorsun? Patates püresini, patateslerini haşlayacağım. Yoksa bunalıma mı girdin? Evet. Ben bu yarışmaya neden girdim? Keşke Murat girseydi diyor musun? Evet ya. Onun hiç öyle şey de olmazdı. Olursa olur. Ana yemeğin yanında servis edilecek püre için soyulan patatesler haşlanmadan önce doğranıyor. Şimdi biraz buna süt koyacağım. Patatesler sütle birlikte mi haşlanacak? Sütle haşlanınca daha lezzetli oluyor. Püre için doğranan patateslere süt ve tuz ekleyen yarışmacımız hemen tencereyi ocağa alıyor. Hadi Özlem çabuk! Ocak yetmiyor bana şu an ama. Menüsünü tamamlamaya çalışan yarışmacımız ana yemek için sotelenen etleri kontrol ediyor. Bir şey söyleyeceğim, ben etleri nasıl olsun dedim kasaba. Nasıl olsun dedin? Küçük küçük dedim ya, adam şov yapacağım diye. Benim etleri Julian doğramış. İnanmıyorum. Şaka gibi. Etler yüzünden morali bozulan Özlem, enginar salatasına suyunu süzdüğü konserve mısırı ekliyor. Başka ne koyacaksın? Turşu koyacağım. Bu salataya kesin kolay diyecekler. Yani yeşil salatadan daha zor olduğu kesin. Yeşil bir salata yapsaydı daha mantıklıydı. Şu andaki mevsim yeşilliklerinden bir salata yapsaydı benim için daha uygun olurdu. Bu salatayı sen mi uydurdun? Evet evet, kendi tarifim. Yarışmacımız enginar salatasına girecek kornişon turşuları özenle doğramaya başlıyor. Özlem, hastalığını öğrendikten sonra yemek alışkanlığın değişti mi? Hayır. O günden beri daha çok stresliyim, daha çok yiyorum. Senin durumun gerçekten çok enteresan. Kanser olup olmadığın belli değil. Değil. Biyopsi yapıldıktan sonra kanser olduğun söylendi ama daha sonra kanser olmadığın ortaya çıktı. Sonra ameliyat sonunda kanser değilsin dediler. Bu arada ameliyat da olmuştu. Tabii ameliyat oldu. Hay Allah. Memenin üçte birini aldılar. Bağırda bir ameliyat oldu. Lenflerimden aldılar. İki tane lenfimi aldılar. Sonra beni çağırdılar. Dediler ki galiba bir karışıklık oldu. Ya kanser değilsin ya da çok küçük bir başlangıç vardı. O da tesadüfen çok şanslısın, bize denk geldi dediler. Enginar salatasını tamamlamaya çalışan yarışmacımız közlenen kapya biberlerin kabuklarını alıyor. Özlem, şu anda sağlık durumun nasıl? Şu an artık sağlık durumunda bir problem yok ama artık şöyle yaşıyorum. Her an ölecek gibi. Nasıl yani? Yani artık yani o bana bir tokattı aslında. Ben şöyle bir insanım. Herkesin her şeyine koşan, herkesin yükünü üstünden alan, yani her şeyi herkes için yapmaya çalışan bir insanım. Artık her an ölecekmiş gibi kendimi üzmemek için, yıpratmamak için hayır demeyi öğrendim. Artık ben daha önemliyim, öyle düşünüyorum. Çünkü daha önce öyle düşünmüyordum. Ağlarım ama. Vallahi ağlarım. Çünkü gerçek duygularım. İlk duyduğunda ne hissettin? Biz Murat'la gittik. Doktor bizi aradı, dedik hemen hastaneye gel. Anladım zaten. Dedim kesin kötü bir şey var. Söyleyince biz Murat'la zaten adamla hiç konuşamadan sadece bir saat sarıldık, hüngür hüngür ağladık. Çocuklarını mı düşündün? Yani oğlum artık 9 yaşında büyüdü, kendini kurtardı diye düşündüm hep. Bana ihtiyacı yok en azından. Ama kızım daha 3 yaşında bebek ki ben onu daha sütten yeni kesmiştim. Hani doktora aslında şey dedim, ilk gittiğim onkoloğa. 5 sene istiyorum. Sadece 5 sene. Çocuğumun ilkokulunu göreyim. Ben orada onun yanında olayım. Senin için çok zor olmalı. İşte yani nefesin yanında, yani nefesin, ya hep şey düşündüm. Nefes ilkokula başlıyor. Ben yanında yokum. İşte herkesin annesi yanında, o etrafına bakıyor, ağlıyor. İşte onlar çok zordu. Kendine yeterince önem vermediğini düşünüyor musun? Ben şu dönemi de çok yaşayamadım çünkü hani babam çok yıprandı, babam annem çok üzüldü, babam ama bana çok bağlı olduğu için babam çok farklı yaşadı şu dönemi. Baban için de çok zor olmalı. Babam yaşlı çünkü adam 70 yaşında, hasta olmasın, üzülmesin diye daha böyle
Ay ben saçmalamayın, ne olacak, bana bir şey olmaz modunda ilerledim aslında hep. O da içime attığım için o da beni yıprattı. İlk öğrendiğinizde neler yaşadınız? Ki bu süre içerisinde aslında annem rahatsızdı. Tesadüfen ben de hasta olduğumu öğrendim. Annem rahatsızken öğrendim. Yani öylesine bir gittiğimde. O yüzden işte o üzülmesin, kırılmasın diye ben hayatım önce hep herkes düşündüm. Artık bu kötü anıları geride bırakıp yemeğe dönelim. Enginar salatasının içine neler koydun? Enginar, haşlanmış enginar, maydanoz, dereotu, kornişon turşu, mısır. Soslarını da şimdi koyacağım bu arada. Enginar salatasına zeytinyağı ve nar ekşisi ekleyen yarışmacımız lezzet vermesi için ceviz kullanıyor. Mutfağı da çok dağıttın. Bir an önce etrafı toparlasan çok iyi olur. Lavabonun içine bakar mısın lütfen? Bakma. Özlem benim böyle takıntılarım çok fazla. Abice bir şey söyleyeceğim. Benim lavabom tıkanıyor ondan. Murat'a neden yaptırmadın? Yapmıyor. Murat biraz tembel galiba. Adam elektrik işi yapıyor. Evin ampullerini bile takmıyor. Nasıl yani? Takmıyor vallahi. Ay içli köftemin içini yapmam. Eyvah, daha içli köfteler yok. Ara yemek olarak kızartma içli köfte. Süreye oranla bakarsak biraz zor bir tercih. Hamurunun kalın olursa eğer hiç hoş olmaz. İnşallah yetiştirir. Özlemciğim etrafı çok dağıttın. Müsaade et de şuraları bir alayım. Şu halıları da alır mısın lütfen? Ben alamam, benim zamanım yok. Neyse onu da ben yaparım, tamam. Ben zerre toz bırakmam. Çekerim hepsini, merak etme. Benim çöpüm nerede? Bu kıyamı da unutma lütfen. Beşamel sos için tereyağında kavurduğu una süt ekleyen yarışmacımız doğradığı mantarları ana yemek için sotelenen etlere ekliyor. Ardından dilimlediği bostan patlıcanları kızgın yağa bırakıp üzerine tuz ekliyor. Beşamel sos için neler kullandın? Tereyağı, un, süt, tuz. Beşamel dediğiniz zaten tereyağı, süt, un, patlıcanı haşlayacak, patates püresi. Ben burada bir et görmek isterdim. Nerede bir protein? Garip. İstenen kıvama gelen içli köftenin hamuruna elde şekil veren yarışmacımız dondurucuda beklettiği iç harcını hamurun içine koyup kapatıyor. İçli köfte yapmasını kimden öğrendin? Kendim. Böyle oradan buradan baka baka yapa yapa. Bazı yörelerde içli köftenin hamuruna da kıyma koyuyorlarmış. Doğru. Biliyor musun? Biliyorum ama hiç denemedim. Yapmadım. Bilmiyorum, bence anlamsız. İçli köftenin olmazsa olmazı soğan. Soğansız içli köfteyi zaten önce kıymayı kavurması lazım. Bir de ince olması lazım. Kalın olursa benden puan alamaz. İçli köfte asla soğuk gelmez, sıcak olması lazım. İçindeki kıyma yağı donduğu zaman da zaten o lezzeti kaybeder. Kalan süren tamı tamına 29 dakika. Hah, süper. Ana yemek için cam tepsiye yerleştirilen kızarmış dilim patlıcanların üzerine sotelenen et ve mantarlar konuyor. Şimdi ne yapıyorsun? İçli köftenin yağını ısıtacağım. Haşlama yapmayacak mısın? Hayır, haşlama ben sevmiyorum. Yani güzel olmuyor bence. Yani evet o da güzel ama daha kalın oluyor. Yağlı daha güzel oluyor. Şimdi ne koyuyorsun? Beşamel sosunu ilave ediyorum patlıcanlara. Sonra? Sonra en sonunda kaşarını koyacağım. Bir de birazcık salçalı bir su yapmak istiyorum. Beşamel sos çok güzel görünüyor. Güzel yaparım. Yemeklerini yetiştirmeye çalışan yarışmacımız ana yemeği fırına vermeden önce beşamel sosla salçalı sosunu ekliyor. Fırında ne kadar kalacak? Bana kısık koyacağım, bir 10-15 dakika yeterli olacak. Ara yemekleri de tamamlamak isteyen Özlem şimdi de hazırladığı içli köfteleri kızgın yağa bırakıyor. Eyvah! Yandım! Bir şey oldu mu? Yandım. Püre için sütte haşlanan patatesleri kontrol eden yarışmacımız kızaran içli köfteleri almaya başlıyor. İçli köfteler az kızardı sanki. Hayır yeterli. Çok salça koymadığım için renk böyle. Son dakikalara girilirken önce mercimek çorbası ardından da püre için haşlanan patatesler blenderdan geçiriliyor. Hadi Özlem çabuk. Neyse. Özlem ne oldu? Hayır yok bir şey. Var. Ne yaptın Özlem? Hayır hiçbir şey yapmadım. Kaşarları tabağa koymadın değil mi? Hayır. Benden bir şey mi saklıyorsun? Hayır bu şey nedir onun adı? Kaşar eridi. Kaşar mı? Rendeledim ama yapıştı. Patates püresini istediği kıvama getirmeye çalışan yarışmacımız son olarak sarımsak ve muskat rendeliyor. Özlem nereye? Masayı hazırlamaya hadi. Hadi bir an önce gidelim.
Hemen salona geçen yarışmacımız sofrasını kurmaya masa örtüsünü sererek başlıyor. Özlem, her şeyin hazır. Size rağmen. Bana rağmen mi? Evet. Ben sana yardım etmekten başka ne yaptım? Teşekkür ederim. Yarışmacımız şimdi de suplalarını ve yemek takımlarını yerleştiriyor. Masa düzenini çalıştın mı? Hayır. Çatal, bıçak ve kaşıkların nerede olması lazım? Yani ne diyorum ya, normalde de çok şıkır şıkır olmasa da masa çok sık kuruyorum. Çatal, bıçak ve kaşıkları yerleştiren yarışmacımız sofrayı tamamlamaya çalışıyor. Kalan süren son 5 dakika. Lütfen daha hızlı olur musun? Daha bardaklar var. Tamam. Suları doldurmayacağım ama. Bardaklarını da yerleştiren yarışmacımız son olarak ekmeğini getiriyor. Soframız bitti mi? Bitti. Soslarım var. Soslarım. Ne sosu? Burada soslarım vardı. Ne sosu vardı? Küçük sehpa. Bak orada işte. Sosları da masaya alan yarışmacımız sofrasını nihayet tamamladı. Giyinmeye gidecek misin? Gidiyorum. Özlem nereye? Giyinmeye. Özlem, hoş geldin. Hoş bulduk. Kıyafetine bakabilir miyim? Gerçekten çok şıksın. Teşekkür ederim. Şöyle bir etrafında döner misin lütfen? Bu arada artık son saniyeler, ne yapacaksın? Bitti, yetiştirdim. Masamın üstüne şöyle bir örtü koyup misafirlerimi bekliyorum. Koysana o zaman, neyi bekliyorsun? Konukların gelme saati yaklaşırken yarışmacımız son hazırlıklarını yapıyor. Özlem, son 20 saniye, çabuk ol çabuk. 10 saniye. Son 5 saniye. 4, 3, 2, 1. Ah, geldiler. Acaba kim geldi? Çok heyecanlıyım. Merhaba, zil çaldı mı? Hoş bulduk. Çok azdıyım. Ha öyle mi? İyi iyi. Ben de dedim, ben de tıklasam mı acaba? Ne haber Özlem? Hoş bulduk. Yetiştirdim. Aa, süper. Evet. Bakayım mı mutfağa? İster misin? Sihir büyüsü kaç mısın? Etmez. Gelinler nikahtan evvel gelinlikle gözükmek istemezler çok ya. Çok dağıttın ama. Çok mu dağıttın? Evet. Fena değil, fena değil. Toparlarsın sen. Her şey tamam mı? Tamam, bitti. Şeker fareleri evet. Görüyorum. O ne o? Etme. Ama o kuru dolma. Ha kuru dolma. Evet. Ha iyi. Üstünü de değiştirdin mi? Evet. Vallahi süpersin. Sevdi. Hadi. İlk gün inşallah bomba gibi başlıyor muyuz Özlem? Bakayım. Aa. Vallahi harikasın. Evet. Sofran da yetişmiş. Evet, hadi bismillah deyip. Oldu gibi. Oldu gibi. Ay hadi bak. Aa, yarışmacı yanıma oturacak. Aa evet. Aa evet. Ayakta duruyorlardı değil mi normalde? Sen hem servis yapacaksın, hem yiyeceksin, hem oturacaksın. Hepsi bir arada olacak değil mi? Çok heyecanlandım. Vallahi heyecanlanma, heyecanlanma. Güzelce. Ben de heyecanlıyım ya. Evet, Zuhal Topal'la yemekteyiz de. İlk masamız. Özlem ilk yarışmacımız bütün yemeklerini, bütün menüsünü yetiştirdi. 7 çeşidim var evet, değil mi? Çeşidim. İlk mercimek çorbasıyla başlıyoruz. Bakalım ben ilk hafta yarışmacılığını çok merak ediyorum. Kimler gelecekler, biz karşılayacağız. Ay şanssız olsun. Heyecan durukta. Her şeyin tamam. Tuzum bir şey duyuyorum. Gayipten bir ses geliyor. O ne ya, ağaç mı? Ben gideyim. Ha evet, çaldı. Duydun zilin sesini, yarışma başladı Özlem. Merhaba. Hoş geldiniz. Aa, masadayım. Hoş bulduk. Özlem ben, buyurun. İnanamıyorum. Ah ben de. Hoş geldiniz. Gelsenize. Ya muhteşem bir şey sizi görmek. Ay, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. İsim Zübeyde neydi? Ben. Zübeyde Hanım, çok memnun oldum. Nasıl ben de geçiyorsunuz? Çok buyurun. Çok buyurun. Heyecanlıyım şu an. Aa, ben de çok heyecanlıyım, biliyor musunuz? Gerçekten. Hep birlikte ilki yaşıyoruz, ilkleri evet, yaşıyoruz. Evet. Efendim Zübeyde Hanım, herhalde sizden mi bebek tarafında oturuyordunuz? Evet. Ha sizsiniz değil mi? Evet. Emekli bir şeydiniz. Emekli değilim. 25 yıl reklamcılıkla uğraştım ha, ben. Ha 25 yıl reklam. Evet. Bir şey tutturamayacağımı biliyordum ben zaten. Ben çantamı vereyim mi size? Alayım. Ne taraftan geldiniz Zübeyde Hanım? Samandıra'dan geldim. Samandıra'dan. Sancaktepe. Sancaktepe, evet. Samandıra'dan evet, geldiniz. Evet, evet. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hadi bakalım hayırlı olsun size de. Amin inşallah. Vallahi sizin yanınızda olur inşallah. Gözlerimi alabilirsem yemeklerin tadına bakacağım. Ay çok teşekkür ederim. Özlem ilk gün yarışmacımız. Çok memnun tanıştınız oldum. Herhalde. Nasılsınız? Hemen geliyorum. Teşekkür ederim. İyi herhalde. Heyecanlı. Çok heyecanlı. Heyecanlı. Hoş geldiniz. Özlem ben. Buyurun. Bir şöyle bir masaya da bir göz atın bakalım. Masaya baktım, kumaş peçete. Merhabalar. Aman merhabalar. Hoş çok geldiniz. Şıksınız. Çok teşekkür ederim. Oğulcan ben. Oğulcan Bey siz de hoş geldiniz. Merhaba Zübeyde ben. Zübeyde Hanım.
Evet. Ay böyle beyleri falan masada görmek. Evet, evet, aa, evet, ne evet, kadar evet, güzel. Çok güzel. Heyecanlıyız. Bir mukabele, siz de çok şıksınız. Çok teşekkür ederim. Ventilatör falan var mı acaba? Yok. Yok. Yok mu? Yok. Çok sıcak şu anda. Yok, ha. Çünkü benim kızım da bir parmağını soktuğu için. Aa, evet. Kaç yaşında kızın? 3. 3 yaşında. Evet. Maşallah, tehlikeli maşallah. Tehlikeli öyle şeyler kullanamıyoruz. Maalesef. Ha. Anladım. Peki. Balkon falan açık camları mı? Bir hava sirkülasyonu ama kesmedi mi? Ben tip 2 şeker hastasıyım. Aa. Diyabet hastasıyım. Geçmiş olsun. Yani nörolojik olarak baş bölgem çok terliyor benim. Ha, anladım tabii. İnsülin problemim var. Rahatsızlığınızdan mütevelli. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayakkabıyla girebiliriz. Evet. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Sen taraftan geldin. Bursa'dan geldim. Bursa'dan hoş geldin. Aha. Merhaba. Şey Bey. Kim? Hoş. Mustafa. Mustafa Bey hoş evet. geldiniz. Ben Mustafa. Merhaba. Yıllar Oğulcan var. Hoş geldiniz. Zübeyde. Zübeyde ben. Mustafa. Merhaba. Aa, renkli bir kişilik girdi içeri. Evet. Mustafa Bey gözlüğü ve gömleği içeri buyurdular. Hoş geldiniz size. Teşekkür ederim. Kağıt peçete rica edebilirim. Nereden geldiniz? İyiyim. Sağ olun. Sancaktepe'de. Hoş geldiniz. Hoş. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Evet, Oğulcan, Mustafa Bey, evet. Zübeyde Hanım, evet. Bir yarışmacımız kaldı. Bir hanımefendi daha gelecek. Evet, evet. Ve geldi. Özden. İki bey, iki hanım öyle iki, mi? Üç hanım. Üç hanım. Evet. Üç hanım. Benimle beraber 4 hanım. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Özden ben de memnun oldum. Buyurun. Siz Sancaktepe, Bursa. Bursa. Bursa'ya selamlar, sevgiler derken son yarışmacımız. Merhaba, siz de hoş geldiniz. Sağ olun, siz nasılsınız? İsim neydi? Büşra ben. Büşra, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Zübeyde ben. Büşra ben. Mustafa. Memnun oldum. Memnun oldum Oğulcan Bey. Evet, Oğulcan, Mustafa, bu isimlerle hitap ediyorum. Büşra, Zübeyde Hanım, ilk gün yarışmacımız Özlem. Evet. Kadro tamam. Zuhal Topal Emekteyiz'in sezonun ilk yarışmacıları. Ne güzel. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz bugün Özlem'in masasına. Her şey güzel gitsin. En başta sağlıkla, kazasız, belasız, hayırlısıyla inşallah cumaya kadar sizlerle beraber aynı masayı, aynı yemekleri paylaşacağız. İstersen çorba servisiyle başlayalım. Evet, başlayayım. Önce tanısaydık Özlem Hanım'ı keşke. Efendim, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor Özlem. 37 yaşındayım, iki çocuğum var, evliyim. Evet. Çalışıyor musunuz? Hayır, çalışmıyorum. Ha, yaptığınız bir şey yok. Çocuklarıma yani. Bakıyorum. Okay. Kızım küçük çünkü. Ay, ev hanımısınız. Evet. Ay, ne güzel. Tamam. Issız bir adaya düşsen yanında götüreceğin 3 şey. Tek giderim. O da iyiymiş. Tek giderim. Şu bilahare zaten tanışacaksınız 5 gün boyunca. Yemekleri soğumasın. Evet, bir an evvel servise başlasın. Tek müsaadenizle Özlem Hanım da eğer izin verirse ben bir mutfağı görmek isterim. Bismillahirrahmanirrahim. Yani. İşte yemeğimi nereden yediğimi görmek isterim. Ama mutfakları yedik. Köfteciden köşede oradan acaba söyledik. Acaba köfteciden mi yedik ya da nereden yedik? Hijyen yok, çok önemli. Yok, onu izleyeceksiniz zaten benim yaptığım mutfağı. Ben şu an görmek ben istemiyorum. Ben de kendi mutfağıma girmesini istemiyorum. İstemeyebilirsiniz ama ben yediğim yemeğin nereden çıktığını bilmek isterim. Hayır, ben istemiyorum ama bu konuda çok kararlıyım ben. Ha, şöyle bir şey söyleyeyim. Onu sizin gününüzde konuşuruz, olur mu? Bir şey söyleyebilir miyim? Şu an girseniz de mutfak çok kötü de olsa sonuçta yemek durumundayız. Tamam da acaba yüzden benim yediğim yemek nereden çıktı, ben bunu bilmek isterim. Mutfaktan çıkacak. Ama hangi mutfaktan çıktı? Benim mutfağımdan. O yüzden tamam, onu görmek isterim. Lütfen onu görmek isterim. Müsaade ediyor musunuz? Yok ben? Hayır, bence gerek yok çünkü ben şimdi hemen çorbaya falan başlayacağım. Eğer mutfağı istiyorum. Görmezsem puan verirken kriterlerin arasını alacağım, bunda bilginiz olsun. Yani fark etmez. Mutfağınızın dağınık olmasından mı endişe ediyorsunuz? Hayır, yani gerek yok diye düşünüyorum. Hmm. Erken mi olduğunu düşünüyorsun bu kontrolü? Yani de daha bir boğazın başladık. Sonuçta yemek yaptık. Yemeğe başlamadan ben mutfağınızı bilmek istiyorum. Tamam, buyurun bakın. Daha kriz var. Teşekkür ederim. Buyurun bakın. Ben hiç istemem. Ben tabakları arkadaşlar, topluyum. Arkadaşlar, gelmek isteyen varsa buyurun. Sen topla tabakları. Siz bakın, biz yorumu yaparız sizle beraber. Özlem Hanım. Efendim. Biz şimdi bu mutfaktan mı yemek yiyeceğiz? Evet, mutfaktan yiyeceksiniz ama sizin gününüzde biz de sizin mutfağınızı tabii göreceğiz. Bekliyorum benim mutfağımı da. Özlem Hanım çok ısrar ediyor girmeyin diye. Ne saklıyor demek yani? Bakmamız gerekiyor. Hacım ben de saklayacağım. Ben de ısrarlayacağım. Rica ediyorum, ben de bakayım. Toplu mutfak olduktan sonra sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bu mutfaktan ne çıktı böyle? Biz yiyeceğimiz yemekler buradan mı çıktı? Yağlar, yağlar. Şuraya bakar mısın? Şuraya bak. Bunu sunacak. Bunu mu sunacak gerçekten? Etlere bak. Ben de bakmak istiyorum. Bakar mısın? Biz bunları yemeyeceğiz değil mi? Sushi umarım yapmadım. Bunları sunmazsınız bize. Yok, sushi yapmadım. Tamam. Biraz dağınık, evet. Çünkü mutfak meselesi hassas bir mesele. Normalde de zaten hijyenin en üst seviyede olması gereken bir yer. Tabii. Mutfak yani, evlerimizde. Tabii. En temiz olması gereken yer tabii. Mutfak.
O ayrı. Bir de şimdi pandemi süreci falan filan. Haklısınız. İnsan mutfağı görmek ister. Ama yani yarışmacımızdan o gün kim yarışıyorsa ondan bir müsaade alınması gerekiyor. Bu patatesler falan dışarıda ya şu anda. Nerede üstü, olması gerekiyor? Hayır, üstü bir streç filmle kapatılabilirdi. Bunu mu bize servis edeceksiniz acaba? Evet yani, evet, onu size servis edeceğim ısıttıktan sonra. Evet, keşke üzerinde bir kapak yardımıyla kapatsaydı. Zamanı olmadı, olsaydı zaten böyle olmazdı. Açıkçası 2,5 saatte yani, bu menüyü ben 2 defa yapardım da. Göreceğiz menüsü. Geldiğim gün göreceğim. Yani illa ve lakin ben sokmam arkadaş diyen olursa da giremezsiniz orada. Giremezsiniz. Onu da söyleyeyim yani. Evet, çünkü kişinin, sonuçta onların evi, sizin eviniz, tabii, sizin mutfağınız. Tam da aynı sebeplerden. İstemeyen sormaz. Hakimisi de der ki ben göreyim, içim rahat etsin, bu benim puanlamamı değiştirmez. Evet. Ama yine de bir görmek isterim derseniz o da kabulümüz, ama dediğim gibi yarışmacımızdan müsaade aldı. Tatmin ve Bursa'dan Oğulcan. Çok çok enteresan gerçekten. Nesi enteresan? Her yerdeydi. Hmm. Dağınık. Yani bu dağınıklığı geçin, her şeyin üstü açık. Yağlar evet, bir yerde. Yani dağınık olabilir. Bir yerde. Keşke girmeseydiniz. Nasıl yiyeceğiz? Zor. Bizim de mutfağımız öyle olabilir. Çok ama patates püresinin ağzı açık. Patates püresinin ağzı açık. Açık. Bir kapakla kapatılabilirdi. Özlem Hanım'a da söyledim içeride. Peçete olabilir, streç olabilir. Evet, bir streç filmle de kapatabilirdiniz dedi. Yani şimdi dedi, burada toz evet, mecburen kalkıyor. Onun evet, üstüne konabilir. Aynen, ben dağınıklık, tamam dağınıklık olabilir. Dağınıklık bizde olacak, hepiniz de olacak. Dağınık olması için evet, ama hijyen beklerdi biraz. Yani kapatılabilirdi kapaklarla. Allah elimi düşürmesin. Düşürmesin. Gittiğim dakika gireceğim mutfağına ki inşallah dağınık olur. Bir de benim menümü 2 kere çıkarmış bu kadar saat içerisinde. Şaka gibi. Çok sinirlendim şu an. Gerçekten çok sinirlendim. Yani mutfağı gezmek... Şey, öbür hanımefendi diyor ki mutlaka bir şey saklıyordur. Israrla girme diyorsa. Ne saklayabilirim ki mutfakta? Mutfakta ne saklanır yani? Bulaşık saklanır. Ay çok geldi beni. Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten gider gitmez mutfağına gireceğim. Yani yemek sayfamın olduğunu falan duysa kim bilir bana nasıl yürüyecekler. Ay korktum şu an. Bilerek söylemedim, bilerek ev hanımıyım dedim. Çünkü bu sefer oradan yola çıkacaklar. Diyecekler ki sen buradan para mı kazanıyorsun? O zaman sen bu işi profesyonel yapıyorsun. Yok sen şöylesin böylesin puan kıralım. Hiç o moda da girmek istemedim. İlerleyen zamanlarda söyleyeceğim ama. Zor bir şey, zor yani, veriyorum. Zor konusunda ben bir tane menü eksik yaparım, mutfağımı temiz yaparım. Kesinlikle öyle. Ah! Ha yemeğiniz eksik olsun ama... Ama temiz olsun. Ama eksik olunca... O da kötü puan bence. Ona gitsin, bir puan gitsin, yemek... Bir ama puan gitsin. Sizi de eğledim temizlik... Mustafa Bey. Ben sizi rakip görüyorum ki zaten. Başı başı elemelere başladık mı? Şimdi de ben sizi rakip göremiyorum zaten şu anda. Aa, ha sizdiniz değil mi Mustafa? Söyle zannediyordunuz Mustafa Bey. O da siz çok yemek yaparken sallamakta yemeği yapacağız da düşünmüyorum ben. Neyi sallamakta? Peçeteyi. Ha. Benim evimde 4 tane vantilatör var. 4 vantilatör çarpmaz evet, mı? Bu kadar yetmez. Hanımefendi gibi yapmadım ben. Burası bir davet sofrası. Misafirler gelecek. 30 derece sıcakta bir tane vantilatör yok. Şu an şoktayım. Şoktayım gerçekten. Evde benim evimde vantilatör yok. Allah'tan klima istemiyorum. Oğulcan, şimdi bir şey söyleyeceğim. Tabii. Sen demin dedin ki bakmazsan bu benim puanımı etkiler. Baktın etkileyecek mi? Etkileyecek, kesinlikle. Bir dakika. Artık gösterdiği bir... için puan kırmasın herhalde. Hayır, gördüklerinden dolayı puan kıracağım. Sen zaten puan kırmaya meyilli oturmuşsun ben buraya. Ben puan kırmaya meyilli değilim ama haklının da haksızın da hakkını vermek gerekir. Ben bu çocuğu da veririm. Yani mutfağın hijyeni, düzeni puanlarınızı etkileyecek mi? Etkiler. Aa. Az önce bakmayın demiştiniz. Evet, nasıl olacak sizinki? Şimdi şunun için istedim. Şimdi yemeklerin üstü açık dedi Oğulcan Bey. Evet. İçeri girdi. Bir kez daha mikroplandı. Bana göre öyle. Ne mikroplandı? Bir dakika, bir saniye pardon. Kim mikroplandı Hanım, ya? Ben içeri girdiğim için yemek, pürenin üstü açık. Diğer yemeklerin üstü açık. Evet. İçeri girdiniz. Siz fark etmiyorsunuz ama bir toz yığınıyla, bulutuyla giriyoruz. Az önce girmemesi için ısrarcı Oğulcan Bey'e niye şu anda... Değil. Ama bir dakika, bir toz bulutu, her şey bir toz bulutuydu zaten. Öyle oraya... tabii. Yani, şimdi az önce itiraz ediyordunuz girmeyin diye. Girmeyin dedim zaten. Şimdi o gördü, geri geldi. Ama hijyenik bir yerdir mutfak, niye giriyorsunuz? Ama 90 derece geri geldi. Hayır gelmedim, asla gelmedim. Siz anlamamakta ısrar ediyorsunuz. Falan diyorsunuz ama. Siz anlamamakta ısrar ediyorsunuz. Hayır ben anladım, anlamam. Ben Türkçem çok iyidir yani konuda. Yok, Türkçeyle alakası yok. Yani şimdi oradaki mutfağa bakmayın diye ısrar ediyorsunuz. Evet. Onlar diyor ki yemeklerin ağzı açtığı yerler şu. Evet, ağzı açıktı, girdi içeri, işte gördü, gezdi, baktı böyle, evet, ondan sonra dışarı çıktı.
Belki saç düştü yandı içine. Kanka. Nereden biliyorsunuz? Olcan saçın bence düşmüş olabilir mi? Bence siz sıcaktan bilmiyorsunuz şu an. Az önce başka, şu an başka. Olcan. Sallamaktan unutuyor. Sizin evinizde 4 tane vantilatörün de açık olduğunu görmek istiyorum. Benim mutfağıma kimse giremez. Ben de girmem kimsenin mutfağına. Gerekirse kilitlerim kapısını, giremez kimse. Aslında bir yandan diyorum ki keşke girmeseydim. Çünkü karşılaştığım görüntü bambaşkaydı. Her yer ortadaydı, her yer çok dağınıktı. Keşke girmeseydim diyorum. Sinirliyim. Tabii şu an gerçekten beklemiyordum. Hani dedim ki biraz zaman geçer, evet sataşırlar, laf söylerler ama daha şimdi içeri girdi. Pardon, mutfağınıza girebilirim. Bilmiyorum, şok oldum. Ben su vereyim. Ona da kızmasınlar. Özlem. Efendim. Otur, seni de bekleyeceğiz. Her gün bu arada... Evet, Özlem Hanım'ı göremiyoruz masada. Özlem Hanım, yani, suları... öncelikle ben sofranız için yorum yapmak tabii istiyorum. Ki. Çok özür diliyorum sizden. Tabii tabii. Kestim. Yo yo, buyurun buyurun. Ne hızlı. Kumaş peçeteniz yok, servis peçeteniz. Evet, kullanmıyorum. Normalde de kullanmıyorum. Ama ya önüme dökersen? Yani... Dökmeyin mi? Dökmeyin. Artık dikkat edeceksiniz. Normal hayatımda evimde kullanmıyorum. Dökmeyin, çocuk muyuz ayol? Kullanmadığım için de açıkçası koymadım. Yani şimdi supla o kadar yani gerekli bir şey değil. Siz şunu demek istiyorsunuz. Ben kullanmıyorum. Siz benim misafirimsiniz ama sizi de kullanmak istemiyorum. Yok hayır, öyle düşünmüyorum. Yani şu andaki konuşma tarzınız ona dönüyor. Dürüst olalım mı? Evet. Hangimiz evde her gün öyle bir sofra hazırlıyor? Ama şu anda o öyle bir şey. Ama bir şey söyleyeceğim. Pardon. Masaya şimdi... bakar mısınız? Evet, bakıyorum. Kötü mü? Bu yemek eksik. Yolunu var mı? Baktığınız zaman bence bu eksikliği. Benim çatalım eksikliği, bardağım eksikliği, tuzum. Servisler tamam. Yok, servisler çift servis. Yemeklerim tamam. O peçetenin olmaması bence sizin masanıza da geldiğim zaman bir eksik olmayacak. Çünkü değil. Özlem Hanım. Ben kullanmıyorum. Supla gerekli değil. Çok şart değil. Ama onu kullanmıyorum. Ama onu kullanmıyorum. Ama o gerekli, kullanıyoruz. Bunu o ihtiyaç. Mutfağımda da var, evet kullanıyorum. Her gün kullanıyorum. Her akşam yemekte kullanıyorum. Evet, mutfağımda da diyorum ya, hazırlarım var, orada onu kullanıyorum. Yani salonda yediğim zaman burada onu kullanıyorum. Çok hayret bir şey yani. Her gün supla kullanan bir insan peçete kullanmaması bana çok enteresan geldi. Ya diyorum ya, siz evde gerçekten seriyor musunuz kendinizi peçete? Tabii tabii, ben şimdi sereceğim. Ama ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben ayda bir ödül sofra burası... yaparım. Bir saniye. Ayda bir? Ayda bir ödül sofra yaparım. Kime? Eşime evde. Eşi, ooo. Güzel böyle sunumunu falan, her şeyini özel olarak yaparım. Ne kadınlar. Ayda bir denerce. Ne hoş. Ayda bir eşinize romantik mum ışığı falan. Evet, çok yaparım. Çiçek. Aa. Çiçekler falan masada böyle. Eşim de bu ara 9 yıldır yemek yapmıyor. Yemekleri ben yapıyorum. Sizi mi bıraktı artık? Evet. Umarım evet. Bu söylediğiniz sizin kendi gününüzde de. Evet. Mustafa Bey'in tavrına da çok güldüm açıkçası. Kızdım da, sinirlendim de buna. Hasbelkader mutfağa girmiş, yemek yapmaya başlamış ve eşini mutfaktan çıkarmış. Kek börek yaptı, yapınca işte yemek yaptım zannediyor kendini. Gerçi kendi gününde göreceğiz ama çok başarılı olduğunu düşünmüyorum. Konuşacağız ama bir yandan da yavaş yavaş yemeye başlayalım, soğumasın. Mustafa Bey'i çok göremiyorum da. Şu mumu kaldırmayacağım. Mumlar yanmamış zaten. Evet. Çok gereksiz duruyor orada. Şimdi masada ben şöyle küçük de olsa da bir güzel bir suları geçirdim fakat Zuhal Hanım konuşunca oturmak mumu... durumunda kaldım. Şimdi dolduracağım. Tamam, doldur. Her şey sırayla. Bir yemeğe gelmiştik de mum yakalım da çorbamız aydınlansın gibi oldu. Şuraya bir... Çiçek koyabildiniz Özlem Hanım. Çorbamız aydınlandı. Çorbadan ziyade ben bir aydınlanma yaşıyorum yani şu an. Gerçekten çok hızlı giriş yaptım. Onu çok da aydınlatmamız lazım. Ya çok da böyle gaz vermeyelim lütfen. Hiç alakası yok kesinlikle. Biz gazla çalışmıyoruz. Zuhal Hanım geldiği için çok memnunum. Teşekkürler. Doldurmanız gerekiyordu. Evet, sular dolsun. Ondan sonra mercimek çorbasıyla yeni sezonun ilk yemeği, ilk yarışmacımızın açılış yemeği aynı zamanda. Bence ilk açılış yemeğine uygun masa değil. Evet. Bardağınızı alabilir miyim? Aynı fikirdeyim. Masa mı mercimeğe uymadı? Yok. Mercimek masaya uymadı. Şeye uymadı. Mercimek de değil. Yani. Buyurun. Bu şey süzme. Yemeden nasıl yani? Hayır, süzme değil. Mercimek. Neden o kanıya vardınız? Ben ne kadar şey... Şimdi görüntü olarak hoş görünüyor ama... tabii buyurun. Daha ama yemeğe geçmedik. Bu mercimek çorbası değil. Ne kadar şey. Ben ne bileyim şimdi ilk gün biraz herkes daha toleranslı olur. Kesinlikle. Daha anlayışlı olur falan diye yani yeni tanıştık falan. Yarışmacıysa bir çekim anlayış falan değil. Neyse onu eleştireceğiz. O da bayağı hard girdi mi siz çatır çatır. Ben çorbanın kıvamı olmamış gibi geliyor bana zaten. Bir karıştıralım, bir içelim. Evet, karıştıralım. Herkes öncelikle afiyet olsun. Bir başlayalım, yiyelim. Servisler esnasında zaten hem masayı konuşacağız sırayla. Tabii önceliğimiz yemek. Soğumasın da, yarışmacımız getireli bir hayli zaman geçti. Sakın soğuk denmesin. Cam kapı da açık. Yok, soğumamışız. Ha, iyi. İçtiniz mi Zübeyde Hanım? Evet, ben tadına baktım. 3-4 kaşık aldım.
Patates var içinde galiba. Hayır, yok. Niye patates kokuyor? Yok, patates yok içinde. Sadece mercimek. Unu kavurmadınız mı? Çok az un ve sadece mercimek. Patates kavurdunuz yok. Kavurdunuz mu unu? Tabii. Ama ben patates ve un kokusu yok, alıyorum. Yok, hayır. Önceden bir peçete alabilir miyim? Tabii ki. Sadece mercimek mi bu? Sadece mercimek. Bu mercimek içinde topaklar var. Ben tam süzme, içinde hiçbir şeyi görmek istemem. Süzme olsaydı zaten blenderdan değil, tülbentten geçirirdim. Yok, blenderla da yapılıyor. O zaman süzme olmuyor ama işte. Ama öyle de güzel yani, oluyor. Bir kere geçtim, okey. Ama sen süzme mercimek diye belirtmedin, hayır, değil mi? Hayır, süzme mercimek değil. Lezzeti nasıl Büşra? Onu da söyle. Lezzeti biraz tuzlu geldi bana. Tuzlu. Ve ben tuzu çok seven bir insanım. Ne güzel o zaman, ne mutlu sana. Yok, evet güzel ama böyle bir davet sofrasında yani ben seviyorum, bana okey ama çok tuzlu. O kadar yani. Evet, ben de çok tuzlu yerim ama bana tuzlu gelmedi. Bence eksik çok yani bana göre. Ben çok tuzlu yerim çünkü. Evet. Ama bu bana tuzlu geldi. Çünkü mercimek çorbası beklediğiniz zaman koyulaşan bir yeme olduğu için, evet, çorba olduğu için onun tuzunu ilk başta alamazsa sıcakken. Ondan belki dikkat edin. Yani beğenmediniz mi Mustafa Bey? Ya benim yiyeceğim bir çorba diyelim. Şimdi konu ama sizin yiyeceğiniz, yemeyeceğiniz değil. Bu bir mercimek çorbası mı? Ben bunu sade yaptım. Zerdeçallı yaptım. Soğan, sarımsak, havuç bir şey koymadın. Normal mesela mercimek yaparken evet onları koyuyorum. Ya çeşit çok ama yani koyuyorum. Ben ama bunu da tercih etmedim. Yani, o zaman at tencereye kaynasın, iki blenderle çevir, bir yağ yak, pişsin. Kesinlikle öyle. At kaç dakikada yaptınız bunu? Kendi kendine. O 30 saniyede falan oldu. Bu ne kadar acayip. Evet. Tabii. Muhteşem. 30 saniyede oldu. Sizin ocak nasıl yanıyorsun ocağı? Öbürlerini 10 dakikada bitirdim zaten. Ben 2,5 saattir oturuyorum. Neyle çal? Hani çok hızlı bir ateşle çalışıyorum. Belli ama mutfağı toplamadığınız zaman bir süre oturduğunuz belli yani. Oturuyorum. Öyle keyif yaptım biraz. Dinlendim. Herhalde. Zübeyde Hanım. Sıcak geldi çorba. Tuzu benim için fazla değil. Yeterli. Acımsı bir tat var. Ve mercimek kokusu var. Mercimek çorbası. Mercimek çorbasında böyle bir hata. Evet. Kabul edilemez. Hayır, hayır. Diskalifiye olabilirsin. Çünkü mercimek çorbasında mercimek kokusu, evet, ilk defa duyuyorum ve şoktayım. Yoğun bir mercimek kokusu var. Oğulcan. Ben arkadaşlara katılmıyorum. Çorba ne tuzu fazla ne başka bir şey vesaire vesaire. Mercimek çorbası budur zaten ama ve lakin ki lezzetlendirmek adına bir et suyu isterdim içinde. Kesinlikle. Normalde de ben hiç koymam mercimeği, et suyu. Evet. Mercimek zaten ağır bir şey. Tam böyle yalın, sade, için simple. Evet. Ama zaten basic bir ağır ya. Ama üstünde tereyağı var. İçinde zaten tereyağı var. Evet, doğru. Burada yapacağınız yemeklerle aynı zamanda bize göstereceğiniz özeni de. Ama bir şey söyleyeyim. Bebeğime de çorba yapmıyorum ki et suyu koyayım, tavuk suyu koyayım. O zaman çorbaları sana verelim. Evet. İçli köfteye ve ne dolmasıydı? Kuru biber. Kuru biber kırmızı dolması biber, içli, evet, köfte gelecek kuru birazdan. Kuru biber dolması. Beğenmediler. Tuzlu dediler, tuzlu. Çorba tuzlu değil, çorbanın kıvamı güzel, tadı güzel. Et suyu koy dediler, havuç koy dediler, soğan koy dediler, patates koy dediler. Patates içinde, patates var sandı içinde. Şimdi bana göre de tuzu fazla değil. Ben de o konuda size katılmıyorum. Yani öyle rahatsız eden bir tuz yok, tam kararında. Kıvamı güzel. Ben mercimek çorbası tadı aldım. Fakat şurada Olcan'a hafif birazcık daha lezzetlendirmek, evet, için bir soğan, bir, evet, sarımsak, gerçekten havuç gider. Ben de yaptığımda içine muhakkak koyarım Özlem. Keşke koysaydın. Hafif bir lezzet eksikliğine rağmen bence güzel bir mercimek çorbası olmuş. Keşke soğan, sarımsağı da kullansaymışsın ama sen böyle tercih, evet, etmişsin ama ben mercimek çorbası mı dersen evet mercimek çorbası derim yani. Et suyu, met suyu, evet, o tercihe kalmış. Evet, ama ben de mercimek çorbasını çok fazla kaldırdığını düşünmüyorum. Mercimek çorbası da öyle olmaz. Benim damak tadıma uygun değil. Kesinlikle yapamamız. Dedi bana. Bana ya. Olmamış dedi. Damak tadıma uygun değil dedi. Şimdi bak buna da kalın diyecekler. Pişmemiş diyecekler. Kızarmamış diyecekler. Peki sofrayı nasıl buldunuz? Ya şu andaki bu masa benim görüş açıma göre akşam misafirliğe gitmişim, bir oturmuşum, bir evde yemek yiyorsun. Hani öyle yaptık öde, zaten. Bugüne özel bir masa değil yani. Özeniksiz gerçekten. Çok özensiz. Geçerken hani bizi sıradan gelen bir misafir gibi. Hani evime yarışma için gelmiş, ben bunlar daha güzel şeyler hak ediyor diye hazırlanan bir masa değil. Yarışmanın iddiasını taşımıyor mu? Taşımıyor, evet. Büşra? Bana göre de öyle. Yani katılıyorum. Renk uyumları güzel. Evet, hani, renkler güzel. Soklası, çiçeği, tonlama, evet, güzel. Evet, evet. Masa temiz gördüm. Bardaklar, her şey yani temiz. Evet, bakın leke yok, bir şey yok. Yok, evet. Anam evde peçete örtüyormuş üstüne, yalana bak, yalana. Yalan, karısına yemek hazırlıyormuş. Ama işte dediğiniz gibi şurada güzel böyle yatay bir olarak çiçek isterdim. Çok şıklaştırıyor masayı çiçek çünkü. Detaylar önemli, evet, diyorsun. Oğulcan? Ya boş kaldığı kesin.
Oradaki dört dilim ekmek de az gerçi bakıldığı zaman. Evet. Güzel bir ekmek sepetiyle daha şık durabilir. Özüm, ekmek sepetin var mıydı? Şey kullanmadın. Yani. Yoksa sen... onu kullanıyorum. Ha, onu kullanıyorsun. Ha, evet. Onu biraz şey yetersiz buldular ekmek için. Ekmek var mı? Var. Ekmek yeterli var mı? Var. Yeterli. Yetmez diyorlar. Ekmek yemediniz. Var, ekmek yetmezse sepetler getirebilirim ekmek. Ama yani her gün kullanan da bir ekmek sepetine benzemiyor yani. Kahvaltı sabahı gibi bir şey peynir mi? Peynir sabahı, sabah. Mustafa Bey. Peynir sabahı işte. Sabah kahvaltıda kullanılıyor. Peynir sabahı. Ekmekliğimi beğenmediler. Ekmekliğimi, ekmek var ama ekmekliğimi yetersiz buldular. Peçeteyi biz Özlem Hanım'dan değil de şuraya bir peçete koysaydı. Haa işte, evet. Sürekli daha istiyorsunuz mesela. Peçete alabilir yok mu? Mesela Zübeyde Hanım sürekli istiyor, sürekli sallıyor peçeteyi. Yani Mustafa niye Bey ben olmasaydım size malzeme de çıkmayacaktı bugün. Hiç sormayın. Maşallah aydınlattım yani, sizi ben. Masa düzeni eksikleri vardı. Servis peçetesi yoktu. Suplası vardı. Suplası da günlüktü zaten. Olmasa da olur bir şey supla. Şart değil. Ortada çiçek yoktu. Mumlar kötüydü. Ekmeklik çok kötüydü. Yani bir gelişi güzel bir peynir tabağına konmuş o ekmekler. Dolayısıyla güzel bulmadım. Buyurun içli köftemiz. Ekranları karşısına geçen seyircilerimiz olabilir. Mercimek çorbası içtik Özlem'den başlangıç olarak. Şimdi kuru biber dolması ve içli köfte yiyoruz. Olsun. Bir şey içmek ister misiniz? Soda alabilirim. Soda. Tamam. Köfteyi niye ikiye böldünüz Özlem Hanım? Fıstığa batırmak için. Biz de bir şey mi sakladınız acaba diye düşündük ya. Ne gibi? Bilmiyorum, içinde harcında sosunda bir şey mi sakladınız acaba? İçini görüyorsunuz zaten. Yani ortasında bir şey saklamam. Bir de Özlem Hanım neden bir tane? Bir tane. Ara sıcak ya içli köfte, hani bir tane. Ya görsel olarak ama iki tane olabilirdi. Evet. Az önce söyledi ya vaktimi oturarak geçirdim diye. Muhtemelen evet, bunlardan doğru. Evet. Kesinlikle. Hemen soda getiriyorum. Gülüyor ama bu gülüşün altında acı bazı şeyler seziyorum. Evet. Rengi biraz açık olmamış mı sizce? Evet, kızarmamış. Rengi açık da. Kızarmamış mı? Evet, az kızarmış. Az kızarmış. Dağılmasın diye almıştır hemen. Soda istemiştiniz değil mi? Siz mi istemiştiniz? Ben istemiştim, soda? Evet. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Gel otur. Siz hadi be. Gel gel, Allah Özlem ne verdiyse. Zübeyde Hanım, Özlem Hanım yorum yapacağız ama sizi göremiyoruz masada. Vallahi. Biz yedik yemeğimizi. Afiyet bitti olsun. Bitti mi? Bitirdiniz mi? Herkes tattı mı? Evet, evet ben tattım. Hadi buyurun. İçli köftenin hamurunu elde mi yoğurdunuz? Biraz makinede, sonra gerisi evde. Evet, elimde. Kaçırmışsınız, biraz sert olmuş ve kalın olmuş. İçinde kimyon falan yok galiba. Hayır. Kimyon koyulmaz. Normalde içli köfteye aslında kimyon koyulmaz. Konulur. Kekik koyuyorlar, koyulmaz. Bence koyulmaz. Yani ben koymuyorum. Kimyon içli köfteye mutlaka konur. Ama tercih mutlaka meselesi. Hayır, kesinlikle tercih hayır, meselesi. Bazı yemeklerin olmazsa olmazı vardır ya. İçli köftenin olmazsa olmazı kimyondur. Şöyle söyleyeyim, ben içli köfte siparişi alıyorum. Dışarıya sipariş yapıyorum. Evet, pandemiden önce yapıyordum. Ve kesinlikle içli köftem çok beğeniliyor ve kimyon koyuyor. Nerede yapıyorsunuz? Siz bir de yemek evde yapıyorsunuz. Yapıyorum. Evet, benim bir de yemek sayfam var sosyal medyada. 100 bin takipçisi evet varmış. Ne diyorsunuz? Evet. Valla. 100 bin takipçileri yemek yaptığınız için mi takip ediyor, yapamadığınız yok, için mi? Yok, saçımı sağlıyorum falan, böyle onun için geliyorlar. Yeme o takipçi geliyorsa takipçiye yazık. Ya. Siz açsaydınız 300 bin 400 bin olurdu o zaman. Kesin. Benim de var ama ben fazla takipçi kabul etmiyorum. Yok Özlem Hanım, gerçekten... Siz kabul etmiyorsunuz, onlar akın akın geliyorlar. Benimki açık, herkes gelebiliyor. Yok, ben önce onaylıyorum. Gerçekten kalın ve sert olmuş. Belki tutmamıştır bu sefer. Yani belki yüzlerce kere yaptınız bunu ama bu böyle yapılmaz. Tutmamış diyorsun. Tutmamış. Nasıl lezzeti? Kalın ve sert. Hayır, içinin lezzeti değil mi? Çünkü baharat oo yok. Soğan da az. Olduğu gibi beğenmediniz. Soğan içine koydunuz mu içine? Tabii. Az koyuyorsunuz. Cevizi mevizi? İki tane büyük soğan koydum aslında. Ceviz aldım, hissettim. Dolmanız fena değil, güzel. Zeytinyağlı değil mi bu? Evet. Evet evet, güzel. Lezzeti güzel. Beğendim. Afiyet olsun. Ah iyi. Evet Oğulcan. Ben normalde kuru dolma sevmem. Hı. Damak tadıma uygun değil ama güzel olmuş. Afiyet olsun. İçli köftenin birazcık rengini isterdim. Şöyle neden söyleyeyim. Evet, ben dışına çok salça koymayı tercih etmiyorum. Çünkü o zaman böyle daha yanağa dönüyor kızardığı zaman. Ben öyle sevmiyorum. Ben bu renk yapıyorum. İçine salça koysaydım, çünkü bunun kızarması tam. Hani şöyle düşünmeyin, az kızarmış gibi düşünmeyin. Kızarması tam ama içine yoğururken... Yani o içli köfteyi yani şurası bıçakla kessin işte zaman çıtır çıtır olur. Tam kızarmış gibi durmuyor yani. O olmuş mu? Burası biraz işte tam kızarmış gibi durmuyor. Bakayım. Bakın. Harcını hazırladıktan sonra soğuttunuz mu bir kenara? Buzluğa koydum. Tamam. Burası da hiç kızarmış gibi durmuyor.
Ben birazcık renk isterdim. Dolmayı beğendim açıkçası. Afiyet olsun. Ve az önce söylediğiniz şeyi duyduktan sonra şaşırdım da birazcık açıkçası. 100 bin takipçiliğiniz var. Neden şaşırdınız? Yemek işi yapıyorsunuz. Daha profesyonel bir şey beklerdim sizden. Mesela? Daha özen beklerdim. Bir tane içli köfte koymuşsunuz. İki tane küçük şöyle dolma. Şöyle söyleyeyim. Ben normal şartlarda ikişer tane evet size yapabilirdim. Hı-hı. Ama ben yakın zamanda bir ameliyat geçirdim ve sağ kolumdan iki tane lenf alındı. Geçmiş yoğurma olsun. Durumum böyle daha zor oluyor. Hı-hı. İşte açarken hemen mesela kolum şişebiliyor. Diyeceksiniz ki niye katıldın o zaman? Ama yapabileceğimi bildiğim için katıldım. İki yerine bir tane tercih ettim. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ama keşke birer tane de yeseydiniz. İkişer tanesi. Bir de o var tabii. Yok ama yiyemedim zaten. İçin bakın evet. Çiğliğinden. Dolmayı beğendim. Çiğ mi? Devam etseydiniz. Bakar mısınız? Hamuru çiğ. Hamuru çiğ. Kalın mı düşmüş? Kalın evet. Ve sert. Lezzet alabildin mi Oğulcan içli köfteden? O performansı. Zaten o rengi -1 başladı. Hani peşin konuşmayı sevmem ama içinde çiğliğini görünce iki çatal aldım bıraktım. Devam etmek istemedim. Çiğ köfte zaten normalde içli köfte çiğ olmaz biliyorsunuz. İçini kaynar suyla hani ama bir yoğuruyorsunuz vesaire falan yani ya. Ve kalınlığından kaynaklı bu. Şey, dolmaya devam etseydiniz beğendiniz aslında. Teşekkür ederim. Dediğim gibi az önce damak tadına çok fazla hitap etmiyor ama sevdim. Afiyet güzel. Olsun. Teşekkürler. Büşra. Evet. Pardon efendim. Ben pardon. Bir şey soracağım. Tabii, affedersiniz. Tabii. İçli köftenin içine ne koydunuz? İrmik mi koydunuz yoksa? Patates. Hem irmik, hem un, yumurta. Ben patates de yapmıyorum. İrmikle yapıyorum. Anladım. Yani o size sert gelen yer aslında sert. O irmikten. Sert. Patatesle yapmıyorum ben. Evet. Sadece etle irmik ve un mu kullandınız? Hayır. Bulgur, irmik, ben un, salça. Bulgur olmadan olur mu ya? Su, yani, tuz. Öyle dediniz de ben de. Gurmeyim dediniz. Sonradan gurmesiniz galiba. Unuttum diyecek diye düşündüm de. Yok zaten bulgur, irmik, un oluyor da. Hani Zübeyde Hanım sorunca, ikisini söyleyince şeyi söylemedi. Dolmayı beğendiniz mi? Şimdi dolmanın bazı pirinçleri tam pişmemiş. Evet. Ve birincisi aslında bu bir yaz yemeği işte. Değil. Şu anda dolma mevsimi, sebze mevsimi. Dolma mevsimi. Yalnız bu kuru patlıcan. Hani böyle yazdan kurutuluyor, kışın dolduruyoruz ya bu biliyorum. Olma. Ama mevsimi şu yok. Şu anda mevsim, hayır. Yok bu aklara satılıyor. Kış dolması. Kış dolması, zeytinyağlı. Evet, yazın benim yiyeceğim bir yemek değil bu. Bunu yerine falan yapmalıydım fırını yapsaydınız dolmayı. Fırında. Evet. Biber dolması mı? Evet. Onu evde ama normalde her gün yiyoruz. Taze biberden yapacağım Ayşe. Bunu kurutulmuş biberden değil. Tazesinden yapacağım. Ya bunu zaten şu yapmak kuruda meziyet bence. Şu anda zamanı bence taze de yapsaydı daha şık ve güzel olurdu. Ben şöyle söyleyeyim. Bence kesinlikle kuru dolma yazın da yenir, kışın da yenir. Zaten onun ama bir mevsimi yok kuru olduğu için. Evet. İlk kez sizde yiyorum. Ben de ona katılıyorum. Olabilir. Kuru dolma her zaman pişirilebilir zaten. Ama çok da zahmetli değil yani normal biber dolmasından kuru dolma daha zahmetli bir şey değil. Ama içli köfte var. Göreceli. İçli köfte de zaten bir tane onu da makine de yoğurmuş. Yani bilmiyorum. Ama hastaymışsınız çok geçmiş olsun. Yani bu alakası yok aslında yani. Yani ben bu içli köfteyi yani satın alsam sizden bir daha istemem. Aa, çok da müşterim var biliyor musunuz? Alanda çok. İşte damak tadı damak çok tadı önemli. Onun için diyorum. Müşteriler de etkilenmesin hiç bu durumda. Hiç etkilenmez. Hiç öyle bir kaygım yok çünkü biliyorlar. Büşra'ya dönmek ben istiyorum. Ben şöyle yorumlar katmak istiyorum. Kat bakalım. İçli köfteyle biber dolması bir kere bu tabakta, bu serviste çok kuru. İkisi de çok kuru. Uyumsuz mu diyorsun? Uyumsuz. Evet. İkisi de tek başına. Ne beklerdin ara yemekte başka onların yanında? Ya içli köfteyi beklerdim ama yanında böyle bir yoğurtlu meze gibi bir meze şey. Meze gibi bir şey. Evet ya da köfte olmayacak. Ara soğuk bir şey evet, isterdim. Evet onun mesela. Yanında onu böyle tatlandıracak, dengeleyecek bir tat isterdim. İkisi de kuru olunca sanki iki tane ara yemek çıkartmış gibisiniz. Birbiriyle uyumsuz ve ikisi de inanılmaz karbonhidrat. Yani ben yapıyorum. Ben dikkat ediyorum. Ama bir hafta yapmamanız gerekiyor o zaman. Ben arkadaşlar menülerinizde yerdi. Pilav hayır. Şuydu burada. Hamur şey, yani bir hafta ben de şu an diyetteyim. Evet. Ameliyata hazırlanıyorum tekrar. Tamam. Ama ben burada size şunu diyemem. Neden pilav yaptınız? Ben diyetteyim. Hayır diyemezsiniz ama hepsi bir arada diyorum. Ya onu da diyemem. Da o sizin tercihiniz. Bakın tercihler kendimizin. Hı-hı. Ben bunu böyle tercih ettim. Evet size uyar uymaz ama yani ben diyet yapıyorum, ben dikkat ediyorum. Burada bence olabilecek bir şey değil. Ama siz bir misafir ağırlıyorsunuz ve hepsini bir arada... Tercihleri ben yapıyorum. Bizi mi düşünmüyorsunuz, kendinizi mi düşünmüyorsunuz? Tercihleri kendim yapıyorum. Yani ben diyorum ki işte bu bununla uyar. Evet. Mesela ben tanımıyorum. Aa tanısaydım bir şey yapardım, sorabilirdim aslında. Evet. Ama işte böyle bir şey yok. Mesela benim evime gelen tanıdığım bir misafire onun ne sevdiğini bilebilirim. Ama ben sizlerin ne sevdiğini bilemem.
İşte bilemeyeceğiniz için bu şekilde risk almanız doğru değil. Ne yapacak? O zaman şey yapsaydım. Doğru söylüyorsunuz. Havuç tarator. Evet. Yanında bir paçanga. Tamam. Hayır, yani... içli köfte havuç tarator olabilirdi. Ya da dolma yanında havuç tarator. Ya. Olabilirdi. Ben ağır geldi bana. Ettim. Evet, olabilir. Yemekleri değerlendirmem gerekirse onu değerlendirmedim. Dolmanın içindeki pirinçler pişmemiş. Sert geldi ağzıma. Mustafa Bey dedi de aynı şeyi. Evet, sert. Evet, yani, bayağı sert. Sert geldi. Diri mi geldi? Evet. Ve ben söylemiştim daha önceden yaş biber dolması, yani pişireceksiniz diye düşündüm. Taze biber taze biber düşündüm. Aynen. O yüzden hani onu hadi pişirirken bekleme süresi uzun. Yani hı-hı, 40 dakikada 1 saatte pişiyor. Böyle tercih etmeniz güzel zaman açısından. Ona rağmen onun içindeki haşlama süresi pişmemiş. Var tabii. Haşlama süresi daha fazla. Tamam. Haşlıyorsunuz. Sonra 50 dakikada pişiyor. Ama içi işte pişmemiş yine. Allah 50 dakika pişirdim ve pişmedi. 50 dakika. Sizce pişmiş mi? Ben bana pişmemiş pirinç gelmedi. Sana yok, geldi mi olacağız size? Ben sevdim. Ben al dente severim zaten. Al dente seviyorsunuz kuru dolmada. Çok pişmiş sevmem. Hamur gibi olmasın pirinçler. Ama Mustafa Bey de aynı şey. Acaba bir tanesi, iki tanesi öyle mi denk geldi? Ne bileyim üstte kalanlar mıydı acaba? Aslında şey böyle tencerenin üstü dibindeydi. Valla dur bakayım birazcık daha alayım şundan. Yok hepsi, ben arada... arada pişmeler var. Valla bende yok. Hepsi olsa söylerim bu arada. Hepsi tencerenin dibinde ve dolma taşıyla pişti. Yani biri yukarıda kalıp biri altta olmasının imkanı yok. Ama şey lezzeti güzel ama. Yani. Lezzeti nasıl Büşra? Tadı güzel, tadı güzel. Şu anda da aldın mı diri pirinç tadı? Evet aldım. Hadi ya. Yine baktım evet. Var var. Haksızlık olmasın diye bir daha bakayım dedi. Aa size de mi geldi? Valla ben bir tanesinin içine oydum adeta hiç bana gelmedi ben ama. Ben ikisine de baktım ikisine de bana yok, değil mi? Çiğlik gelmedi. Ama yani iki kişi de aynı şeyi şey söylüyorsa Zübeyde Hanım da katıldı şimdi. Özlem Hanım nereye gitti? Tava yandı. Ay kurudu inanmıyorum. Bir koku geldi ama. Bir şey yapmadı umarım. Nereye gidiyor? Sen gittin zaten Oğulcan yeter ne ya. Ne yaptığını merak ediyorum. Allah Allah şey bu ne merak. Olabilir. İyi hadi git. Oğulcan su yolu yaptın mutfağa ya. Hakikaten böyle de. Özlem Hanım. Efendim. Bir yakmadım şey hayır hayır. Kaşarını koyuyorum. Hem 2 dakika daha vereceğim. Koşarak yapışın. Gittiniz ben de merak ettim. Şey hayır durumda unuttum. Yanar diye de panik oldum açıkçası. O ne? Tencere. Neden oldu lan? Ben koydum. Yandım yalak geldim. Yalak kokusu geliyor. Hey, evet. Ana yemekle olamaz inşallah. Bir anda fırladığına göre eyvah eyvah. Umarım öyle ya bir şey. Ya da tatlısı mı acaba? Ay bana da geldi yanık kokusu. Tatlı kokusu geliyor. Şey, sanki değil mi? Şekerpare gibi. Ben de bir bakacağım. Merak ettim. Evet hamur. Özlem her şey yolunda mı? Yolunda yolunda. Ben merak ettim size bir şey oldu diye. Ben Özlem Hanım'ı merak ettim. Bir şey oldu koşarak yanan bir şey yok değil mi? Hayır ısıtmaya koydum yanar diye evet panik oldum ama yakmadı. Bir koku geldi çünkü yanmadı değil mi? Neyse yanan bir şey yok diyor. Bir koku geldi bir an korktuk sen evet, öyle bir acaba tatlı mı yandı roket dedi. Gibi fırladın. Bir de korktum Özlem Hanım bir şey mi oldu dedim koşarak gitti. Sonsun niye koydum da sonra yanar diye panik oldum. Oğulcan da o kadar merak etti evet, ki seni teşekkür ederim, o kadar endişelendi evet, ki dur incesi. Ben gideyim yardım edeyim dedi. Alıştı öğrendi tabii mutfağa yolda. Aynen öyle çok incesi. Servise de yardım et istersen alıştın mutfağa gitmeye. Hatta çağırsaydınız yemeğinizi de ben yapabilirim. Ya keşke aslında çarpıma gelmem tanısam böyle söylerdim. Aa. Sen bir gel bana yardım et beraber yapalım. Olmadı bulaşıkları yıkar. Sıkıntı yok. Aa, evet bak ona okey diyebilirim. Ama sen ihtiyaç duyarsan ara artık tanışıyoruz ben gelip sana yardım edebilirim. Bence çok ukala konuşuyorsunuz. Biz şimdi ben burada mi? Misafir olarak geldik. Ukala mı? Üslubunuz da çok yanlış. Gerçekten yani. Mi? Şu an saygısızlık yapıyorsunuz açıkçası. Ben mi? Evet. Çok normal konuşuyorum yani, aslında. Tarzım bu. Bulaşıkları yıka onu yıka falan hiç hoş. Benim bir şey soracağım. Siz yani. Sürekli arkadan mutfağa geliyorsunuz. Siz beni merak etmediniz. Koku şey geldi. Oradan bir evet. Şey yakalarım. Bir şey yakmıştır bu. Yakalama değil, ilk gittiğinde de zaten her şey ortadaydı. Ya o sizi ilgilendirmiyor mu işte? Onu ama söylüyorum. Şimdi sizin mutfağınız da beni ilgilendirmiyor. Ben bunu nereden yediğimi bilmek isterim açıkçası. Ama gördünüz, yiyorsunuz. Mecbur yiyeceğiz çünkü. İşte mecbur yani, yediğim için yiyorum. Anladınız mı? Yani baksanız da bak en azından göz görmeyince gönül katlanır. Ben hiç sizi saygılı bulmadım. Devam edeyim mi? Tabii ki, tabii ki Mustafa edebilirsin. Mustafa Bey dış mekanda yemek yiyoruz gibi gözünüzde çıkarmamışsınız. Özlem Hanım hiç yemek yemedi de onu bakıyorum. Evet sen dokunmadın ara yemeğine. Yemiyorum yasak çünkü yemek yasakmış ama. Şu an bana yasak hepsi. Bir ameliyata çünkü hazırlanıyor. Size niye şimdi şey dert olduğu gözlük? Her şey bitti gözlük. Yanında. Ha tepesini yeri perzenize karışıyor muyum? Oğulcan Bey şov yapmaya gelmiş. Şimdi bana sataşarak baktı benim yemeklerim de güzel. Sonuçta yani kendime güvenerek girdim. Benim yaptığım yemeği 2 kere yaparmış bu kadar saat içerisinde. Nereye yapıyorsun?
Nereye? Özlem Hanım, bence misafirperverlikte sınıfta kaldı. Haftanın ilk günü, yarışmanın ilk günü daha başka bir özen, daha başka bir hassasiyet beklerdim. Bence konuşma tarzında da çok eksiklikler ve yanlışlıklar vardı. Bence Özlem Hanım, Oğulcan Bey'in de söylediği gibi masada biraz sert ve fevriydi. Her şeye tabii ki cevap verecek ama böyle bir stresliydi. Sanki bize olan sinirini sahte gülüşünün arkasına saklamaya çalıştı ve yüz ifadeleri böyle hani göz ifadeleri, yüz ifadeleri çok fazla mimik kullandı masada. Şu an yanık kokusu geliyor, evet. Bir de Büşra Hanım var, diyetteymiş. İki de zayıf da yani, bilemedim. Ama yani ben insanlara göre yemek yapamam. Diyet programı değil. Bir şey yandı. Biz yanmayalım da. Yanık kokusu var yine Özlem Hanım. Yok hayır, bir şey yanmıyor. Gel zaman göreceksiniz. Hayır hayır, şey yemek istiyorum. Alabilir miyim? Ha, ısıtmanın kokusu. Ben de aldım da bir yemek yanık kokusu. Korktum. Pardon. İnşallah yoktur yanan bir şey. Bıçağı. Yardım ister misin? Teşekkür ederim. Tamam. Gülerek, yüzünü böyle yan yatırarak, her an kavgaya hazırmış gibi ifadelerle konuşması açıkçası beni de çok rahatsız etti. Çok moralim bozuldu. Her şeye dolmayı bile beğenmediler, dolmayı. Benden içli köfte almazmış Zübeyde'nin. Alırsa gönlüm kalır. Ben de dolmanın lezzetini sizler gibi beğendim. Bana pişmemiş gene söylüyorum, gelmedi. Güzel, tadı tuzu yerinde. Fakat içli köftede büyük sıkıntı var. Gerçekten kalın. Hamuru kalın ve evet, kızarmamış hamuru tarafları kalın, var iç tarafında. İçinde olmak geldi, bu sıcak. İçinde birazcık daha lezzet, ben de beklerdim. Evet, kimyon lezzet. Evet, güzel bir Özlem aroma katardı. Mesela maydanoz falan acaba yemek hazır olmasın? Efendim? Ne yapacak, ana yemeği nasıl? Sizi bekliyoruz. Yeni geldim daha, bir saniye. Hala servisler toplanmadı burada. Geliyorum. Uzun mu geldi sana servis arası? Tabii şimdi ben bir önceki yemekle diğer yemeğin arasında maksimum 5 dakika olması lazım ki ben duraksamayayım. Şu an mesela kaçtı yani, yemek isteyeyim de kaçacak yani bu şekilde. 5 dakika. Olunca bir hızını mı az aldın, değil devam mi o ya? 5 dakika çok hızlı. Biraz ama az, şimdi bir az kişiye değil mi? Servis etmiyor çünkü. Ne yapacak ki? Az kişiye yapacak. Ne demek ne yapacak? Servise tabağa koyacak. Ama onun süslemesi, prezentasyon, tabaklaması, sartı, zurttu. Evet. Ben 5 şey tabak var için. Onu da abarttın yani. Sen öyle mi yapacaksın kendi gününü? 5 dakikada. Bak Allah aşkına böyle büyük laflar etme. Bak sonra üzülürsün. Merak etmeyin. 5 dakikada bir diyor, ben yemek isterim, önümde iştahım kaçar benim. 5 dakikada bir yemek gelsin diyor Özlem. Duydun mu Oğulcan'ı? Oo, bakışa bak. Özlem Hanım, o gülüş beni benden aldı. Oğulcan dikkat et kendine. Mukayyet. Şey, hani eve misafir değil de hani çok şey yani. Abartmadan komşu gelmiş gibi böyle tavır. Ne gülüş işte, samimiyet, sıcaklık. Yani nedir yani biraz da. Özlem Hanım sadece yemek yapmış, hiç misafir karşılamamış galiba. 5 dakikada bir yemek istiyormuş. Nerede sen 5 dakikada yemek? En basit lahmacun yesen sana 5 dakikada zaten lahmacun gelmez. 5 dakikada bir servis gelmesi mümkün değil. Öyle bir şey olamaz. Zaten sofradaki tabaklar toplanıyor ve akabinde bir tabak düzeni var. O sunum yapılması gerekiyor. 10 dakika da fazla. Ama 5 dakika gerçekten çok kısa bir zaman. Haksızlık da etmeyelim. Ya afiş bastırdı beni takip edin diye biz buraya gelene kadar. Ben görmedim. Yani şimdi 100 bin tane takipçisi olan bir bayandan böyle yemek fiyasko bence. Aynen. Siz de göreceğiz gerçi. İnşallah. Final günüydü değil mi? Evet, final günü. Finali siz de mi yapacağız? Tabii ki size öyle bir final yaşatacağım ki. Gurme Mustafa Bey. Ama şimdi siz o kadar beklenti yükselttiniz ki Mustafa Bey sizden, yani gerçekten... Yok ben şimdi evet. Şeyi düşünüyorum. İyi bir masa, Zübeyde iyi yemek. Zübeyde Hanım'ı ilk kez tanıyorum ama bir tane yelpazeli bir adam bulmam lazım. Siz niye taktınız Zübeyde Hanım'ı? Ben de onu anlamadım yani. Yelpazeniz yok mu? Yok, yelpaze kullanmıyorum. Çünkü gittiğim yerde ya klima ya ventilatör oluyor. Evet, kusura bakmayın. Bugün böyle oldu. Artık ilk günün şeyini verin. Bu evde nasıl yaşıyorlar ben onu anlayamadım. Çok havasız. Yazın özellikle. Şimdi yemek pişiyor. Ama pencere açık, balkon açık. Benim oldukça serin. Camlarım sürekli açık. Ama herkesin kliması olamaz ki yani. Evimde öyle küçük değil. Bu evde nasıl yaşıyormuşuz? Fotosantez yaparak yaşıyoruz. Bostan patlıcan yatağında et sote, mantarlı ve patates püresi. Misafire saygısızlık bence. Bizim geleceğimizi biliyordu. 30 derece sıcaklık. Bir ventilatör ayarlayabilirdi. Beyden şimdi bana da gelse ben ventilatör ayarlamayacağım. Evin serinliği neyse onu belki ederim. Ben yani. Sizi tanıdım artık. Ventilatörümle gelirim, merak etmeyin. Yok, ben ventilatör kabul etmiyorum eve. Elektrik harcı. Bunu gerçekten ciddi mi söylüyor?
Fatura geldi 350 bin lira. 350 bin lira. Ne çalıştırıyorsunuz? Bayağı karanlıkta kalmışsınız. 350 bin lira geldiyse siz otel işletiyorsunuz büyük ihtimalle, o ev değil. Evet. 350 TL mi? TL yani 350 mi? Eski paraya göre. Hoş geldin. Misafir oldun mu? Vaat ötürüm yok diye mi saygısız olduğumu düşündünüz? Ben size saygısız demedim. Saygısızlık dedim. Aynı şey aslında ama. Ama evet 30 derece sıcakta komşunuzdan da bulabilirsiniz. Kokunun nereden geldiği belli olmuyor. Bilseydim filme taktırırdım. Dişleriniz takma falan değil mi? Kırılmasın. Bir dakika kendinize ne kok... bakın ayol. İnci gibi porselen dişlerim var benim. Porselen olduğu için söyledim ben de size. Sizde o da yok. Et yanıyor. Aa maşallah bu yarışmacılar. İşimiz var ha hepinize. Allah kolaylıklar versin arkadaşlar. Tabii bana da. Mustafa Bey'le hiç yıldızımız barışmadı. Biraz ukala bir tip. Ama göründüğü gibi de değil aslında. Çok konuşuyor, çok dik laflar ediyor. Oldukça da müşkül pesant. Yani çok tezat bir yapısı var adamın. Masaya oturduğunda bir kere kafasında gözlük vardı. Çok saçma. Davet masasında gözlük, şapka vesaire kılmaz. Bir şey söyleyeceğim. Yanık. Kokunun nereden geldiği belli dediniz. Evet, yanık. Doğru. Et yanmış. Mi yanmış? Etler yanık, evet. Et mi var içinde? Et yanmış, patlıcan yanmış. Patlıcan yatağında et, ana yemeğimiz. Ama menüde de belirtmemişti. Nasıl? Hayır. Menüde yok. Bostan var ya, patlıcan bostan, patlıcan. Bostan patlıcanı yatağında ne yazıyor, ne dedi? Şey var, ne dedi? Mantar var, mantar. O ne ya? Aa, kağıtlısı geldi. Benim o. Bunu Özlem Hanım'ın okumasını istiyorum ana yemeği. Bostan patlıcan ve patates püresi. Ha beşamelli mantarlı bostan patlıcan ve patates püresi. Ben okay, tamam. Et görmüyorum. Bana anlatırken pardon et koyacağım dedi bostan patlıcanı. Anladım. Evet. İstersen duvara çivileyelim. Aa orada yer var müsait olabilir aslında. Siz zaten birazdan ev dekorasyonuna da gireceksiniz. Girerim. Tertip düzen beklerdim. Buradaki lambanın iki tanesi yok. Duvarlar çizik. Nelere yani. Bakıyorsunuz? Ebeyi babaya badana isterdi. Bir özen isterdim açıkçası. Hayır, benim kriterim evi değerlendirmek değil. Ben buraya yemeği değerlendirmeye geliyorum ama yani. Şimdi burada da bazı özensizlik durumlar var. Şimdi mesela vantilatör burada bir artıdır. Bu vantilatörü koyamam buraya ama şuraya iki tane lamba alınabilirdi mesela yani. Ha biz yeni lambaları evet. Yok. Misafiriniz geliyor. Tabii ki iki lambayı daha yakarsınız yani. Bir vantilatörü ama açarsınız. Ama çok lamba da size ışık sizin güzelliğinizi bozar. Ay hiç bozmaz. Ay şimdi ben bayılacağım. Ben aydınlandıkça güzelleşiyorum. Şimdi karanlıkta biraz daha hoş gözüküyorsunuz. Çok lamba olursa zor. Mustafa Bey o tarafa bakarak konuşur musunuz? Ama sağımda siz oturuyorsunuz. Karşımdaki hanımefendiye bir şey demek gerekiyor zaten. Çıtır pıtır bir hanımefendi. Teşekkür ediyorum. Ya demek bana ya. Bana taktınız Mustafa Bey. Çıtır yok pıtır. Takmadım. Hayır Zübeyde ama taktı bence. Bana evet, taktı. Benim arada sana da. Taktı. Keşke hani geliyor. Sizin yerinizde iki tane de erkek olsaydı dişi diş yarışsaydık. Ben bayanlarla çok yarışmayı sevmiyorum yani. Allah Allah. Ne kadar ayıp. Aa aşk olsun Mustafa Bey. Yok cinsiyet ayrımı yapmıyorum. Niye? Ne bileyim daha mantıklı. Ben diyor kadınları diyor çok mutfakta başarılı bulmuyor musunuz hanımları? Bulmuyorum ve sadece yemeği yesinler ya. Biz yapalım onlar yesinler. Valla aslında hanımların da canına minnet olabilir. Biz yapalım tabii. Evet. Tabii o güzelmiş. Hayat müşterek. Bravo. O konuda size katılıyorum ama hanımlar da mutfakta pardon yani. Pardon ben onu kabul etmiyorum. Evet erkekler de çok başarılı. Dünya cümle bizim de şeflerimiz var. Erkekler de... Çok güzel performanslar sergiliyor ama hanımları da lütfen, lütfen. Hanımlardan çok fazla aşçı veya şef falan yok bence. Çok görmüyoruz. Ama sayısal olarak bakıldığı zaman... Sayısal olarak evet öyle bir durumda var. Fazla, evet. Ama hanımların da yani pardon tartışılmaz bir mutfak üstünlükleri de vardır yani. Hele de bizim Türk hanımlarının. Dünyada bilmem ama Türk hanımlarının elinin lezzeti değil mi Özlem? Evet, kesinlikle. Yani. Özlem, sen gördün mü bir şey fark ettin, katını çekti mi? Gelsem şurayı bir okuyabilir misiniz? Ana yemeğiniz özür dilerim. Evet. Ne yazıyor orada? Sesli okumak evet, rica hayır ediyorum. Okuyabiliyorum. Sesli neden okuyayım? Tamam, okey. Yemeğim de bu. Et göremiyorum da ben burada. İçinde? Yok, öyle... burada göremiyorum. Ha, eti belirtmem mi gerekiyordu? Tabii ki de mi gerekiyordu? Tabii ki de eti belirtmesi gerekiyor. Şeyi hissetmiş bence önce. Ama ya zaten ana yemek ya. Ben burada... Yandığını hissetmiş. Evet. Koymasaydınız da biz zaten şey yapardık. Eti ben kriter olarak almayacağım. Bu... Bunu bugün... yazılmadı bu. Ben yani önceden belirtiyor. Ha yani ön gördü etinin yanacağını ondan mı belirtmedi mi? Bu bir ana yemek Allah, ya. Allah Allah ne fikirler yürütülüyor. Hala Özlem Hanım bir yani. Şey söylüyorum ama bak arkanızı dönüp gidiyorsunuz Özlem Hanım. Evet menüde bana anlatırken Özlem söyledin. Burada evet. Olması gerekiyor muydu? Etin söylenmesi gerekiyor muydu? Şöyle düşünün ben menüme bir şeyler yazayım hiç olmayan. Farklı farklı şeyler yapayım getireyim onları değerlendirecek misiniz? Aslında şöyle söylemiştim.
mantarlı bir et sote olacak bostan patlıcan yatağında. Hı hı. Böyle hani konuştuk. O hani içeriği yazılanı ben bilemem. O mantarı bulamamışsınız. Bu içinde var, küçüktür. Ben dediğim gibi et orada olduğu için et küçük olsaydı da mantar büyük olsaydı. Size kırmamak için yapacağım ama değerlendirmeyeceğim. Değerlendirmeyeceğim eti. Bir şey ne demek değerlendirmeyeceğim? Orada menüde eti görmediğim için eti değerlendirmeyeceğim Zoray Hanım. Yani olur mu ben eti kabul menünüzü etmiyorum? Menünüzü bu şekilde yazmışsınız. O zaman ben şimdi şeyi belirtmedim. Tatlımın üstüne fıstık dökeceğim. Ama onu belirtmedim. Et buradaki ana bir parça. Lütfen o eti yer misin? Bak çok iyi. Ben sizi kırmamak adına tadına bakacağım ama tabii ki yiyeceksin gibi... et. Başrol burada çünkü yani aslında. Çünkü ana yemek etsiz olmaz. Tamam ana yemek etsiz olmaz ama bunun içinde et ismini göremiyorum ben. Tamam yemeğin adı öyle. İçeride yemeğin adı yazmıyor. Böyle geçiyor internette de bakıldığında değil mi? Benim, eğer internete yazdığımız zaman... Et ismi de gerçekten geçmiyorsa tamam bu benim hatam derim kabul ederim. Tamam ama peki hemen bakalım. Et ismi de geçiyorsa ben eti uzatır mısınız arkadaşlarım? Mustafa Bey rica edeceğim size zahmet. Bakın beşamelli patlıcan diye geçiyor. Malzemeler patlıcan, zeytinyağı, kuşbaşı et, küçük yemeklik doğranmış sarımsaklar, ince dinlenmiş işte domates falan filan, su bardağı maydanoz bakabilirsin. Evet et var fakat beşamelli patlıcan diyor. Mantarlı diye de ekstra. Burada demek ki Özlem haklı. Bir şey Mustafa Bey tekrar. Bunun içinde mantar var mı? Ciddi söylüyorum lan. Hayır hayır içecek. Hayır su değil içecek. Mantar kasap getireceğim. Gerçekten o geçmedi. Şu an söyleyince uyandı kafamda. Yanlış görmedim. İçecek vereyim ne içersiniz? Ben soda alabilirim. Evet. Açtırıp geliyorum. Sindirmek için bana da lazım. Neyi sindirmek için? Eti. Neden? Sindiremediniz mi? Dişlerim kesmiyor da. Neyiniz kesmiyor? Şu yanmış dişlerim kesmiyor eti şu anda. Dişleriniz yanmış mi, bıçağınız mı kesmiyor? Yanmıştı, resmen et yanık şu anda. Görebilir miyim? Benimki de yanmış. Sizinkini yani, görüyorum, evet. Biraz yanmış. Köşeden gitmiş. Hepsi mi? Bakabilir miyim? Yok, hepsi yok. Burası da, bu da. Kenarında olan bütün etleri yanmış vaziyette. Sizde de var mı? Bende de var. Şuradan. Gördüm, evet. Köşem. Evet. Büşra? Bende de vardı da yemiş bulmuş. Bayağı yanmış. Yedim. Yanmayan, hiç göremiyorum. Bakın bu çok önemli bir şey. Şimdi deminki isim tartışmasını rafa kaldıralım. Hı. Çünkü gördük yemeğin ismi bu. Onun için kafalardaki soru işaretleri gitsin. Fakat et yanmış diyorlar. Özlem gel sorun var. Eti belirtmemiş olabilir. Yani çok sıkıntı sorun olacağını zannetmiyorum. Çünkü etsiz olmaz zaten mantar. Mantar yok. Teşekkür ederim. Var. Nerede? Göremedim ben. Benim ağzıma geldi. Görürsünüz bana da söyleyin. Nerede olduğunu bana bulayım. Vallahi şurada hepsi 5-6 tane yanmış et var. Herkesin tabağında yanmış et yalnız var. Bana böyle... torpil geçti hadi. Vallahi bende yanmış et yok. Bakar mısınız? Herkesin evet. Tabağında var yanmış etler. Şu biraz hafif fazla biraz pişmiş. Özlem Hanım az önce kokunun nereden geldiği belli bakın. Şu anda İsmini geçtik et yanmış mı yanmamış asıl yani önemli olan. O yanık değil aslında o kızarmış. Tadı nasıl? Pişmemiş. Diğerlerinin tadına baktım. Yanmış ama pişmemiş. Hayır o yani kurumuş yanmış tabii. Ama pişmemiş. Evet bunlar pişmemiş. Çok pişmiş. İçindekiler pişmemiş. Özlem Hanım siz neden tabak almadınız? Falan ya, yemiyorum. Yemediğiniz yasak. İçin. O yüzden bunu aldım ama bunu yiyeceğim. Yasak bu hafta yemiyorum. Boyunca mı yemeyeceksiniz? Hayır hayır öyle değil. Ben şimdi evet yarışmacıların da evet, şimdi bazı hayır. Şeyleri sağlık probleminden dolayı yememesi gerekiyormuş belirtti evet. Ama. Hayır mesela, yiyeceğim tatlımı tamam, tabii ki bakacağım ama hayır bugün de heyecanlandım ilaç anladım, içtim anladım. Falan böyle biraz anladım, gerginim tamam, haliyle tamam. Ama yarın yiyeceğim. Hatta çatır çatır yiyeceğim. Özlem Hanım, artık yemeği mi yiyecek sizi mi yiyecek? Patatesi suda mı haşladınız? Süt ve su çok az su bol sütle haşladım. Patatesi... Keşke su koymasaydım. Muskat var mı içinde? Var. Onun lezzetini aldım. Püre, şey, mikser kullandım. Bir nefes alsın, bir durun takır 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 yavaş yavaş. Evet, blenderdan geçirdim. Patatesi blenderla geçirdiği zaman böyle olur. Evet, normalde patates süzgeçten geçer. Fakat blenderdan mı geçirdim? Blenderdan niye? Geçirmek blenderdan durumundaydım. Geçen patates vakit mi yetmedi? Hayır, hayır. Ona bir el gücüm yoktu. Gene evet. Anladım, kas. Sonuçta bu şekilde de yapılabildiği için bu şekilde yaptım. İşte ben yani dediğim gibi sakın şunu şöyle algılamayın. Komple tabak geliyor bir çatal almak istediğim zaman. Şöyle algılamayın hani kolu bahane ediyor falan hayır. Kısaltın. Sonuçta eğer varsa bunun bir muadili yapabilirim diye düşündüm. Süzgeç yerine. O ayrı bir konu tabii ki yani. Bunu blenderla da bir akışkan bir hale getirebilirsiniz. Evet ben öyle yani yapıyorum süzgeç, çok akışkan oluyor. Blenderla kullanıyorum. Blenderla evet, çok akışkan halde. Hatta kaşarı biraz fazla koyduğunuz zaman da böyle aldığınızda uyumak evet, gibi evet. Böyle sündürüyorum yani. Katı biraz katı bu. Süzgeç hiç ezilmemiş. Patatesler resmen ağzımıza geliyor. Yemeğinizin sarımsağı, baharatı, doğru dürüst bir tat yok. Aslında var. Hayır, hiç alamadım. Mantarı hiç göremedim içinde. Mantar kayıp şu anda. Belki ilan vermeniz gerekecek mantarla ilgili. Mantar kayıp ilanı mı vereceğiz evet, mantarla? Kayıp ilanı verelim onun için. Gören varsa bize bildirsin. Gerçekten mantar hiç ne kadar koydun mantar?
Yarım paket. Yarım paket. Hı-hı. Ama küçük küçük yaptım. Ama onu küçük, çok mu küçülttün? Küçültme. Zaten isim herhalde olarak beşamelli mantar diyorsunuz. Mantar ön sayfaya çıkması lazım. Tabii. Şu anda et ön sayfada. Mustafa Bey valla mantar yerine siz manşetlerdesiniz maşallah. Et de zaten biraz sulu. Sussanız da biz de yorum yapsak. Buyurun. Sıra bize gelmedi. Ama bir bitirsin yemekle. Siz sallamaktan bir şey yapamıyorsunuz ki. Bir buyurun, buyurun. Püre size nasıl? Hani, püre olmamış. Patatesler bir kere şey, içinde parça parça duruyor. Bütün mü kalmış? Ya bütün kalmış. Lezzeti, akışkanlığı, lezzet, kıvamı? Akışkanlığı falan o da olmamış. Lezzet de yok. Pek lezzet alamadım. Salatayı beğendiniz mi? Salatada da kereviz hiç yediğim bir şey değil. Kereviz yok şey, salatada. Pardon. Enginler. Zaten burada da yemediniz. Çok yemediğim bir şey ama yapılışı doğru. Yapılışında bir sıkıntı yok. Benim spesiyalim dedin. Evet. Nedir senin farklı kıran, senin salatanın farklı kıran nedir? Normalde böyle bir salata yok aslında. Hani sen dedin ya benim tarifim evet, diye. Evet, evet. Ben de hani farklı ne var diye içinde. Çünkü dereotu, mısır, turşu, evet, enginar, közlenmiş biber. Olması gereken onlar zaten. Ceviz, nar ekşisi. Size özel bir şey değil bu var yani. Var mı öyle bir tarif? Var tabii, her yerde var. Hiç görmedim. Size özel bir şey değil mi bu? Görebilir miyim? Gerçekten görmedim. İnternet açın bakın görürsünüz. Görmedim yani. Enginar yani salatası diye böyle bir salata 100 bin kişi takipçiniz var. Bunu görmediyseniz evet, hiç görmedim. O sizin takipçiniz de yemekte anlamıyor bence. Gerçekten evet. Evet. Ki şu tarifim çok da fazla kaydedildi ama bilemedim. Allah işte nasıl bir hanımlara denk geldiniz ama onu ben bilemiyorum. Ama şimdi Özlem'i de geçtik, şimdi de takipçileri mi geldi sıra? Yani şimdi Özlem Hanım dediğine göre ben şu yemeğe, bu da benim özelim derseniz bunu evet, benim özelim yayınlayan o kadar hı-hı insan var ki, o kadar site var ki. Gerçekten görmedim. Kişide yemek siteleri var. Benim sayfamda mı gördünüz acaba? Hayır, sizin sayfanızı ben yok, siz takip etmiyorum. Siz bilmiyorum ki sayfanızı takip edeyim. Benim de var yemek sayfam. Artık edersiniz herhalde takip. Yok, benim takip edeceğim bir yemek yok burada. Yani sayfasında. Ama belki artık bir teşvik mesainiz olacak. Tanıdığınız, birbirinizi tanıyacaksınız. Bir takipleşme olmaz mı? O da mı olmaz? Yani, takip olur ama bir yemek tarifi alacağım ya da sipariş vereceğim öz zamanım değil yani. Anladım. Salatayı da beğenmediniz. Öyle mi anladım? Salata olması gereken gibi. Tamam. İçinde güzel yani. Yeşil. Güzel. Salatada bir sıkıntı yok. İyi. Buna da şükür. Mustafa Bey'in 500 küsür takipçisi varmış. Özlem Hanım takipçilerini kıskandı sanırım. 100 bin civarı olan takipçisini. Bence Mustafa Bey Özlem Hanım takipçilerini kazanmak için bir şov yaptı. Yemek uyumu güzel. Patates püresi, patlıcan. Et yanmış mı Büşra? En önemli konuşmamız gereken şey yok. Et geldiği zaman yanmıştı bende. Ben şu an söndü mü? Yok yok, onları yedim. İçindekiler de yanmış zannettim. İçini açtım. Şu anda içindekiler yanık değil. Yanık tadı aldınız mı? Herkese evet soruyorum. O yediğimde aldım. Var. Burada aldınız mı? Aldık. Evet. Et yandı mı Özlem? Koştuğunuzda eti mi kurtarmaya gidiyorsunuz? Hayır, tavan evet yandı. Tavan mı yandı? Evet. Tavanın içinde ne vardı? Tava bilmiyorum, boştu galiba ama tavayı attın öyle hemen içine. Ha boş tava boş mı yandı? Ay, ondan mı aldık? Ha sen altını açık unutmuşsun bir tava. Hayır, tavayı ben fırına koymuşum. O sırada elimin altından yemek yaparken elimin altından çıksın diye. Tavayı koymuşum, fırına koymuşum. Alt tarafına koymuşum. Fırın yanıyormuş. Fırında yemeği ve tava yanmış. Yoksa yemeğim yanmış. Tavayla beraber et de yanmış bu tarzı. Ama et yoktu o fırında veya tavada öyle mi? Hayır bilmiyorum, bakmadım. Peki bu etin başına ne geldi? O orada bilmiyorum. Meşhur. Kurudu demek ki. Yani. Bir de şey yaptım ya ben. Fazla pişme var mı? Var evet. Yani gördüm bak bendekiler öyle değil. Ben de bir parça şöyle göstereyim, fazla pişmiş. Buna yanık diyemeyiz. Ama şunlara yanık diyebiliriz. Evet. En çok Zübeyde Hanım'a gelmiş. Şey, evet, beşamelin dışında var kalanlar evet kurumuş maalesef. Ne kadar pişirdin eti? Ya eti gerçekten böyle yarım saat falan pişirdim. Pişmedi ama sonra fırında da pişirdim. Fırında da pişirdim. Fırında mı fazla kaldı? Olabilir. Evet, fırında mı acaba? Fırında aslında fırın 15 dakika kaldı da şimdi ısıtmaya koyduğumda herhalde orada bir... Sen yani ısıtmaya koyduğunda sadece boş tava değil et de mi oradaydı? Bu da oradaydı işte. İşte onu diyorum, boş tavayı koymuşum ama diyorsun. Ama o koku tavadan geliyor. Tavanın etten sapı yanmış. Tavanın sapı yandı. Evet. Tamam, yanan sap olsun. Aynen öyle. Peki. Oğulcan senle devam edelim. Ben salatayı sevdim açıkçası. Ben de sevdim. Hani çok fazla ben enginar sevmiyorum. Pardon özür dilerim. Ben salata kötü amaçla söylemiyorum. Ben yemeğe yanına uymamış sadece. Ben de aynı. Yok evet, o bu yemeğin yanında birazcık daha hareketli olmuş. Birazcık daha ağır bir yemek olduğu için daha soft bir salata beklenebilirdi. Yani. Patates de bu yani ne kadar tatlı da olsa ya da çok da güzel olsa da bu güzel burada mi kalınca bitiyor her şey bence. Güzel mi? Ben lezzetinde bir problem bulmuyorum ama bu çok büyük sorun. Kıvamında sıkıntı var. Kıvamı bir sorun. Yemeği beğendim. Et çok pişmiş. Tadında tuzunda bir problem yok. Ama etin pişmesi, yanması, patatesin böyle olması bunlar sorun tabii. Afiyet olsun. Teşekkür. Evet Sübeyde Hanım buyurun. Nihayet sıra size geldi. Sesinizi özledik. Estağfurullah efendim. Patates püresinin lezzeti güzel. Bence de. Ama biraz şey tabii, akışkan olması önemli.
Aralarında da bir de ezilmeyenler de var. Olabilir, telaştan pişmemiş de olabilir. Benim etlerim yanmıştı, gördünüz zaten. Olabilir değil Zübeyde Hanım. Yemekte Mustafa Bey, olabilir, siz sıranızı sardınız. Şey evet, İnşallah, Zübeyde Hanım, maşallah yani lütfen rica ediyorum. Yarım saat konuştunuz. Çok pişirmişsiniz. Et, mantar, beşamel hepsi birbirine karışmış. Yani ne patlıcanın lezzetini alabiliyorum ne etin. Ne beşamelin, mantarı zaten hiç göremedim. Çok ezilmiş çünkü. Bir de püre bu yemeğin yanına yakışmazdı. Püre sebze yemeğin yanına olmaz. Ne yapabilirdiniz? Et yemeğinin yanına olur. Yani işte köfte yaparsınız, püre koyarsınız. Ya bunun yanına ne yapabilirdiniz? Pilav olurdu. Pilav olmazdı olurdu. Çünkü dolmada vardı. Pirinç mi? Evet. İyi olsun. Yani, bulgur pilavı yapabilirdiniz. İçli köfte de var. İçli köfte de bulgur. O zaman şimdi, birini seçmeyecektiniz. O zaman yani şey olacaktı. Mesela şey olabilirdi. Lafınızı bölüyorum ama... Ya içli köftenin ya dolmanın yanına enginar salatası koyabilirdiniz. Enginar herkesin sevdiği bir şey değil. Evet. Ben çok severim. Salatayı da yapıyorum. Ayrıca bunun sosunu biraz kıvamlı yaparım ben. Ona balla hardal falan ben koyarım. Ben sosunu koydum ama ayrıyetten oraya koydum. Ekstrasını oraya koydu. Evet. Kimse istemedi ama nar ekşisi ve limon var orada. Yarışmacı olduğumuz için biz içinde arıyoruz ama yeter lezzeti. Aslında zeytinyağı işte limon nar ekşisi bolca koydum ama dediğim gibi şimdi ekşi de denmesini enginar konserve mi? Hayır. Doğradım, haşladım. Limonlu suda mı haşladınız? Hayır, limonlu suya koymadım çünkü zaten kararmış mı? Çok beyazdı. Direkt beklettiğim için kararmış olabilir. Suda olabilir. Kaldı çünkü. İşim bitti ben onu şimdi orada limonlu suda kaynatsaydınız evet, bir şey olmazdı. Evet ama kaldığı için eğer onu süsseydim, soğuk sudan geçirseydim belki olmazdı. Evet. Peki ama... yavaş yavaş şekerpareye evet. Doğru yol alalım. Eline sağlık diyelim. Elinize sağlık. Ben de açıkçası patates püresinin lezzetini beğendim Özlem. Eline afiyet sağlık. Olsun. Biraz kıvam sorunu var. O da evet blender'ı kullanmak ve de evet olabilir o kadarı. Eti falan da aslında pişmiş ama fazla pişmiş maalesef birazcık gitmiş et. Ama onun dışında patlıcanın pişmesi falan güzel. Salatayı da beğendim ama biraz kararmış. Ya bir şeyi yaparken biraz da özenle yapmak lazım. Şimdi ben tabii zaman süremiz var ama yani evet, 2,5 saatiniz. O patates püresi de o şekil. Şunu da alır mısınız Cansan? Çok bahane gibi gelmiyor bana. Ya ben dediğim gibi yani bir çeşit eksik yaparım, dördünü tam yaparım. Mustafa Bey herkesi etkilemeye çalışıyor ve Mustafa Bey günün kendine geleceğinin farkında değil. Yedim onu kesinlikle. Mustafa Bey büyük patlayacak, hiçbir şey yapamayacak, yapamayacak. Ya da taze fasulye falan yapabilir, benden onu bekledi. Yaptığım yemeklerin çok lezzetli olduğunu düşünüyorum. Çok kişi de benim ellerimde yemek yemiştir. Hiç kimse de bu zamandan kötü yorum yapmadı. Ben haklı olduğum konunun sonuna kadar arkasındayım. Bence Özlem Hanım patates püresini çok katı yapmıştı. Keşke o tencerenin içerisinde blender'ı o şekilde bırakmasaydı da biraz daha çevirip, iyice çevirip güzel akışkan bir kıvamla önümüze sunsaydı. Şimdi evet lezzet tabii ki çok önemli. Ama 5 çeşit yemek istiyoruz 2,5 saat içerisinde. Yapacağız. En az. Daha yükseğinde yaparsanız kabulümüz. Şu benim galiba değil mi? Evet. Evet. Tatlı servis. Şekerparelerimiz geldi. Türk mutfağının vazgeçilmez geleneksel tatlılarından. Güzel bir tatlıdır. Evet. Bakalım. Şekerpare. Biliyorsunuzdur, yiyorsunuzdur, yapıyorsunuzdur. Özellikle ben Mustafa Bey'in yaptığım. Ben 15 dakika tatlım bu benim. 15 dakika tatlım? Hı hı. 15 dakika tatlım bu benim. Şekerpare değil adı. 15 dakikada yapıyorum. Siz kendisine öyle bir isim mi verdiniz? Tabii. Pratik bir tatlı aynen, diye. Aynen. Siz kaç dakika tatlısı olarak görüyorsunuz şekerpareyi? Ben çok yaptığım bir şey değil. Yapmıyorsunuz. Siz tatlı ne yapıyorsunuz? Bende her türlü tatlı var. Ama şekerpare yok. Sütlü tatlı çok. Sütlü tatlı daha ziyade. 100 bin takipçim var diyorsunuz. Ama bu menünüz bence onlara bile yakışır bir menü değil. Ne yapmalıydın? Baklava mı açmalıydın? Bununla gelmeyebilirdiniz ya da bununla geliyorsanız yanına başka bir şey koyabilirdiniz. Mesela kaymak mı? Bir kaymak, bir dondurma bir şey koyabilirdiniz. Dondurma mı isterdim? Yani ağır geliyor evet. Boş. Evet. Yani sütlü tatlı yapabilirdim. Sütlü tatlı diyecektiniz ki abi çok sütü koymuşsun onu karıştırmışsın. Bir sürü sütlü tatlı var. Yani, gerçekten uğraştıracak. Özlem Hanım sütü koymuşsunuz da bu da çok zor hani bir emek harcıyorsunuz da. Çok zaman alıcı bir tatlı değil yani. Neden? Bir şey söyleyeceğim. Bir hamurunu yoğuruyorsunuz. Evet. Başka bir şey yapmıyorsunuz ki. Makinede mi yoğurdunuz? Makine, yine makine yaptım ama hepsini elimle devam etti. Makineyle karşımıza çıktı. Siz ne yaptınız pardon makinede? Makineyle bir şey çalışmış. İki kişi mi? Bir toparlıyorsunuz. Makine veya zaman. Hayır.
devam ettim. Sonra biraz daha yoruldum. Sonra mesela makine şekil veremiyor, onu kendim veriyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Sizin yani sorununuz neydi? Evet, sadece şekil vermesiniz zaten. Başka bir şey yok. Elinizin lezzeti geçmemiş yemeklere. Doğru. Yani şu öyle. Anda ben makine tadıyla çok yiyorum. Pardon, sizin makine tadı mı alıyorsunuz yemek? Ha, bunu da gördük elinizin... ya Türk televizyonlarında makine tadı alıyorum diye. El lezzeti yok yani. El lezzeti yok diyorsunuz evet. Ama yemekler yanmış ama lezzetli. Ben basit oldum ya. Ya tadını nasıl buldun? Çok da hoşuma gitmedi açıkçası. Beğenmedin evet. Mi? Şerbeti merbeti mi eksik? Nedir? Yani çekmemiş mi? Çiğ mi kalmış? Şerbeti birazcık çok fazla çekmiş. Alt çok mu var şerbeti? Evet. Bir şey söyleyeceğim. Çok yanında bir dondurma isterdim benim. Ferahlatması için. Ama yok artık bulduğunu. Evet Büşra. Evet dondurma koyulabilirdi ama o konulmuş. Bunu değerlendireceğiz. Şerbetini çok çekmiş. Ne hoş. Çok tatlı. Zannediyorum ki zaten bu tepside şu anda full şeydir. Hiç içinde şerbet yok. Nasıl yok? Kalmamış yok, hayır, mı? Tamamını çekmiş zaten içine. Çekmiş. Daha da kalmıştır. Çok mu koydunuz acaba dedim şerbetini? Hayır, aslında bence şerbeti de tam. Şekerpare evet. Yumuşak olur. Zaten şerbetli bir tatlı olur. Evet ama çok dağılıyor zaten. Ben çatalla ağzıma bile alamıyorum. Dökülüyor tabağa. Mesela pastanede yediğiniz zaman evet. Bütün mü oluyor? Bütün olmuyor. Ben onu demek istemiyorum. Bu çok dağılıyor. Bakın Hanım. Kestiğim anda paramparça oluyor. Alırken dağılıyor. Pudra şekeri kullandınız mı bunda? Tabii ki. Tabii ki konuluyor pudra şekeri. Evet, konuluyor da onu sordum zaten. Evet, bravo. Teşekkür ederim. Nasıl buldunuz Mustafa Bey? Bu yemeğin üstüne giden bir tatlı değil. Sizin fikriniz ne? Ne olmalıydı? İşte, yediğimiz yemeğin sonunu bağlayacak bir tatlı değil. Neyle bağlayabilirdim? Çok merak ettim. Sütlü bir tatlı ile bağlayabilirdiniz. Muhallebi güzel bir muhallebi ya da ne bileyim kutlamış. Muhallebi mi? Ayol şekerpareye basit dedi. Muhallebi yapsa ne diyecektiniz acaba? Muhallebi de sadece sütle onunla yapacak değil. Onu renklendirecekti yani. Bir daha Mustafa Bey ile beni yan yana oturtmayın da. Evet, sizin sıcağın bana geçmeye başladı bu sefer. Özür dilerim. Ben şeker oranını sevdim. Ama içi biraz hamur olmuş galiba. Hepsini çekmiş şerbeti. Ama şekerpare hamur hamur şey olur ya. Sizin şekeriniz vardı. Nasıl beğendiniz siz onu? Şeker oranını. Şekerinizi yükseltir. Benim şekerim yok. Tip 2 diyabet hastasıyım ben. Tip 1 değil. Tamam. Şeker oranını beğendiniz mi gerçekten? Şeker oranı benim değil. Benim şu an genizliğim yandı neredeyse. Evet. Ama şekerpare baklava gibi kaldırır biraz şekeri. Yalnız içi hamur olduğu için hepsini çekmiş şerbet. Elinize sağlık. Çok kötü tadayım. Çünkü tatlıyı tadacağım demiştiniz. Tadayım. Tat bakalım Özlem, senin de fikrini alalım. Ne yemekleri tattınız, ne tatlı tattınız? Sizin fırında da bir problem var ama Özlem Hanım. Bazı tarafları çok pişmiş. Evet, şu an şunu fark ettim mesela. Ucu biraz kızarmış diğerlerine evet, evet. Göre. Peki. Özlem de tatlısından yesin ve biz tabii ki Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in sezonun ilk programının ilk açık oylaması için hazırız. Gelsin puanlar. Yemeklerim çok güzeldi bence. Evet, eksiklikler vardı. Bazen ucu yanmıştı vesaire. Tatlım efsane. Kesinlikle pastane tatlısı. Çorbam çok güzeldi. İşte köftem de güzeldi, kuru patlıcanım da güzeldi, her şey güzeldi. Fakat şu an sadece yemeklerimden çok takipçilerim konuşuldu zaten. 100.000 takipçi. Seni kim takipçisi? Yani sadece kıskandı herhalde takipçilerim. Çünkü kendinin 500 takipçisi olduğu için. Puan olarak da 2-3 puanı kabul etmiyorum. En az 5, 6, 7 puan almalıyım. Vermezlerse kabul etmiyorum. Onların taktiğiyle devam ediyorum. Evet, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in ilk açık oylaması için hazırız. Heyecanlıyız. Çok. Herkese bol şans tekrar. Bugün Özlem senin için inşallah güzel puanlar gelir. Hemen kısa bir bilgi vereyim. Onluk sistemde puanlama yapacağız. Bugün söylemiştim, seyircilerimiz için tekrar hatırlatayım. Yani puanlarınız 1 ile 10 arasında olacak. Herkes her puanı istediği kadar kullanabilir. Öyle bir puanı bir kere kullanma gibi bir hakkınız yok. İstediğiniz puanı istediğiniz kadar hafta içerisinde birbirinize yazabilirsiniz. Tabii ki ben her zaman şunun arkasındayım. Her zaman hakkaniyetli olmak lazım. Bu bir yarışma. Herkes 15.000 TL için burada. Ama lütfen beğendiğiniz, beğenmediğiniz yemekleri puandan evvel şöyle tekrar bir süzgeçten geçirin ve ona göre puanlama yapalım. Öte yandan benim puanımı ne seyircilerimiz ne sizler bilmeyeceksiniz. Ne zamana kadar? Cuma'ya kadar. Büyük final günü yani Cuma günü seyircilerimizle birlikte sizler de sizlere kaçar puan verdiğimi öğreneceksiniz. Yani benim puanım gizli ama sizler açık oylama için hazırsanız 1 ile 10 arasında bir puan kafanızı düşündünüz mü? Karar verdiniz mi yoksa yazarken düşüneceksiniz bilmiyorum. Ama şimdi Özlem'e puanlama zamanı diyorum. Ve buyursunlar lütfen kimse kimseye bakmadan puanlarını yazsın. Lütfen yazarken de tahtalarımızı kendimize çevirelim. Hemen ufak bir hatırlatma daha yapayım. Hem seyircilerimiz hem sizler için. Şu an kimsenin puanını görmediğimiz için tereddüt yaşayan varsa, emin olmayan varsa değiştirebilir.
Yok, ben değiştirmek evim. İsteyen var mı? Peki. Ben yoksa değiştireyim. Aa. Buyurun Mustafa Bey. Değiştireyim yani. Eksi bir var. Eksi bir yok. 1 ile 10 arasında puanlarımız. Şöyle silme şansımız yok değil mi? Çarpı atın. Çarpı attınız değil mi? Evet, Mustafa Bey değişime gitti. Evet. Ve puanını değiştirdi. Lütfen sonra sebebini söyleyin bize. Size sıra geldiğinde. Evet, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in ilk açık oylamasında nefesler tutuldu. İlk yarışmacımıza ilk puan Büşra'dan gelecek birazdan. Evet Büşra'cığım, şimdi tahtanı açıyorsun. Hı hı. Çevirdikten sonra puanını sesli olarak bize de söylüyorsun. Tamam. Buyur. 4. Au. Düşük mü başladık sanki? Ne diyorsun Özlem? Evet. Neye göre 4? Hangi yemeğe 4 ya da? Yani 4 puan, tatları uyumlu olanlar vardı. Patates püresi. Onun dışında et güzel pişmişti. Yani sen patates püresine ve etin pişmesine etin verdin 4. Etin pişmesi güzeldi. Başka? Evet. Patlıcan da pişmişti. Onun dışında yani tatlıyı beğenmemiştim. Salata da idare eder. İçli köfte. Buna uygun buldum 4. İçli köfte dolmayı beğendin sanki. Onlara puan yok mu? İçli köfteyi beğenmedim. Dolmanın da içi pişmemişti. Hmm. Pirinçleri diri kaldı demiştim. Bu puanı uygun gördüm size. Yine de elinize sağlık ama bu şekilde. Peki. Peki. Kötü bir başlangıç yaptık. Bakalım ivme nereye doğru gidecek? Oğulcan'ın puanı da 15.000 TL'de Özlem'in kaderini belirleyecek önemli puanlardan. Sıra sende Oğulcan. Puanını gösterebilirsin. Ve de söyle lütfen. Puanım 4. Aa. Bir dörtte sen. Kapa. Kıvamı olmamış, tuzu iyi olmamış. Yani enteresan bir puanlama, enteresan yorumlar. Ne yani mesela? Dolma güzeldi. Tamam, dolma. Dolma güzeldi. Çorba güzeldi. Çorbaya güzel demedim ben. Tadı yok dedi ama. Et suyu olsa olurdu ama güzeldi. Şimdi her şey bir bütünleyici devamlılığı var. Hepsinin bir eksikliği vardı. Tabii ama bence sizin... 4 bile fazlaydı da bence... Aa, daha neler. Kesinlikle. Yok artık. 4 fazla mıydı? 100.000 takipçili birine göre. Ve yemek... Ay sen şu takipçiyi söylemeseymişsin keşke ya. Nerede bu başına? Herkesi de artı bir şey bekleriz ama. Ve evet. Bence çok basitti menünüz. Şunu net söyleyebilirim. Size verilen sürede ben bunu 2 defa çıkartırdım. Ya aslında basit değildi bence. 2 defa mı? 2 defa çıkartırdım. Oğulcan Bey bence basit değildi. O kadar da şey yapmıyordu. Yok artık dolma var, içli köfte dolma var ya. İçinde tatlarını tutturamamıştınız. Süreye göre kesinlikle tam uygundu bence... ama lezzet evet. Konusu sıfırdı. Ben katılmıyorum size. Ayol lezzet ne, tat ne yani? Tat uygundu, lezzet. Öyle şey olmaz. Tabii lezzet eksikliği var. 20 dakikalık tatlım benim dedin. Dediniz. 15 dakikalık diyen Özlem Bey'den aldı. 15 dakikada yapıyorum gerçekten. Ki tatlı da hakkımı yediniz. Kesinlikle tatlım gerçekten. Hala yediğim yanması devam ediyor. Tadı güzeldi ya bu şeker falan. Ben beğendim, onu söyleyemedim bu arada. Kesinlikle güzel. Peki Zübeyde Hanım'ın puanına geçeceğiz. Korkuyorum vallahi puanları açtırmaya artık. 2 tane 4'ten sonra. İnşallah sevindirici bir puan gelir ha Özlem. Düşünmüyorum artık çünkü. Ya öyle deme, öyle deme. Buyurun Zübeyde Hanım, paylaşın lütfen puanınızı. Benim puanım 5. Teşekkür ederim. Gene hani yani bir evet. Derece. Yani ben gibi. Zaten düşündüğümü söylemiştim. Lezzet eksiklikleri vardı. 7 çeşitti. 5 puan verdim. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Birçok şey yanmış dediniz, tuzu yok dediniz, tadı yok yediniz. Evet ama dörtlükte değildi. Masayı beğenmediniz. Hayır dörtlükte değildi. Vardı. Vantilatör bile yoktu sizin için. Evet yoktu. Vantilatörden puan kıracak hali yok herhalde. Ondan da kıracak halimiz yok tabii. Ben neden böyle peçete puan verdiğinizi de yok bilmiyorum. Dediniz. İlk başta servis peçetesi. Çok şey yorum yapıp 5 yok vermek. Yok deyip iyi puan. Beni bile hayal kırıklığına uğrattın şu an. Yani 5 puan ortalama bir puan bence. Evet iyi yani puan ne, değil ki. Yüksek mi geldi size 5?
Enteresan. Bir çeşit yemek yok, var. Yüksek bir ama şaşırıyorlar. İkinci de masaya verirse. Ama şimdi yenmeyecek gibi değil ki yemekleri hayır canım. Yenmeyecek gibi değil. Tamam, onu da biz de dedik ama siz ekstra şeyler buldunuz. Peçete yok. Buldum tabii. İşte evet. Yanmış. Vardı sofrada da eksik. Daha neler göreceğiz arkadaşlar. Evet, eksiği olan. Bu puanların geri dönüşü olacak sizlere biliyorsunuz. Dolmanın güzel olduğunu söyledi. Evet dolma evet, güzeldi. Ben dördü düşük buldum kusura bakmayın. Şerbetinin tatlısı şekeri yerindeydi. Şekeri iyi dedi. Yağmur da olmuş dediniz. İçi pişmedi dedi. Ama dörtlükte değildi. Ama şerbeti yerindeydi. Ayarlaması gayet güzeldi. Eksikleri vardı. Keşke evet. Herkesin olacak eksikleri canım. 9-10 verseydim. Ben size katılmıyorum. Bu verdiğiniz puanın kendi gününüze bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Hayır yarın benim günüm değil ki sizin gününüz. Kendi gününüze de. Hayır hiç alakası bile yok. Kesinlikle bu puanı hak ettiğiniz için. Bir şey soracağım yatırımlık bir puan yok ki orada. Hayır evet yani. Ne yatırımı bu? Bana 8'e 9 verseydi okey ama. Birçok şeye hayır deyip burada 5 vermeniz... komik yer. Hayır ben 7-8 vermedik ki 5 verdik. Yani çok yüksek değil ki. Birçok şeyi hayal ediniz. Peki Mustafa Bey birazdan puanını bizimle paylaşacak. Çok merak ediyorum. Hadi bakalım son puan da sizden gelsin Mustafa Bey. Benim puanım Özlem Hanım'a 4. Kaçtı? Bize doğru çevirin. Kaçtı kaç olmuş? 2'ymiş 4 yapmış. 4. 2 neye göreydi? Ben emeğinizi hesaplamam ilk başta. Sadece salata, tatlıya birer puan verdim. Birer puan? Evet. Ana yemeğiniz zaten yanmıştı. Yemekleriniz hiçbirine lezzet dehşet alamadım. Dehşet içindeyim. Yani sizin gibi 100 bin takipçiyle buraya gelen bayağı... Allah'ım şu 100 bin takipçiyle... Allah size daha çoğunu ama... versin. Ama düşebilir de takipçisi o da olabilir. Yani, programdan sonra tam tersi de olabilir. Yani ilk haftanın... Yarışmazdı. Keşke siz olmasaydınız. Keşke siz olsaydınız. Evet. Gerçekten keşke siz olsaydınız. Yani ne demek istiyorsunuz? Güzel bir açılış yapardık. Güzel bir lezzetli bir yemek, akşam yemeği yerdik. Cumartesinizdir umarım da siz de güzel bir kapanış yaparız. Evet, finalde de kapanış yapacağız. Umarım. İnşallah. İnşallah. Bir kapatma olacağı kesin. Belli. Kapatma olacağı. Evet. Evet, tekrar yeni sezonumuz hayırlı olsun. TV8 ailesindeyiz artık. Zuhal Topal'la Yemek Diz programının ilk bölümünün sonuna geldik. Herkes için hayırlı olsun, güzel olsun. Sağlıkla, mutlulukla, amin, keyifle geçecek bir sezon olsun. Tekrar hepinize de afiyet olsun. Yarın Oğulcan'ın evinde buluşacağız. Elin emeğine sağlık. Tekrar geçmiş olsun inşallah. Güzel haberlerini de alacağız inşallah. Zaten Cuma'ya kadar beraberiz. Hadi bakalım iyi akşamlar. İyi akşamlar.